Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Evim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 22 Ekim 2021 Cuma gününde saatlerimiz 7.08'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Gündemimizde elbette Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaları olacak. Galatasaray E grubu 3. maçında Moskova deplasmanındaydı. Lokomotiv karşısında 1-0'lık galibiyet geldi. Temsilcimiz 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti ve gruptaki liderliğini de sürdürdü. Karşılaşmada tek gol dakikalar 82'yi gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Oyuna sonradan girdi genç futbolcu ve Morutsa'nın çok şık pasında çok da iyi bir organizasyon sonucunda golü atmayı başardı. Galatasaray gruptaki 3. karşılaşmasında da kalesinde gol görmedi. Gerçekten Avrupa macerasına çok iyi başladı Sarı Kırmızılı ekip. Yıllar sonra işte 3 maç üst üste gol yemedi. Avrupa kupalarında deplasmanda bir galibiyet elde etti grup aşamasında ve liderlik koltuğunda da oturmaya devam etti. Temsilcimiz tabii ki maçı detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Fatih Terim'in oyuncu tercihleri, oynanan oyun, savunmadaki aslında iyi görüntü. 2-3 maç sonunda gol yememek de öyle çok şans eseri olacak bir şey değil. Galatasaray'ın Avrupa'da lige göre çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Gruptaki diğer maçta Lazio ile Marsilya'da 0-0 berabere kaldı bu arada. Onu da söyleyelim. Golsüz bir hafta oldu grubu adına. Bir gol sadece yaşandı. Galatasaray 7 puanla lider dedik. Lazio 4 puanla 2. sırada. Marsilya 3 puanla 3. Lokomotiv Moskova'da sadece bir puanı var ve son sırada yer alıyor. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe. Onlar da D grubu 3. maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk etti. Fenerbahçe'de Avrupa'daki bu sezon ilk galibiyetini arıyordu. Aslında yaklaştı da fakat ikinci yarıda gole engel olamayınca karşılaşmada 2-2'lik eşitlikte sona erdi. Maçın hemen başında Samat da Fenerbahçe'den kiralanan oyuncu Antwerp'e golü attı boş kaleye. Bir offside beklentisi vardı Fenerbahçe'de ama VAR'dan öyle bir uyarı gelmedi. Gol geçerli sayıldı ve Fenerbahçe maçı adeta 1-0 geride başladı. Sonrasında Valencia sahneye çıktı. 1-1'i bulduk. Bir penaltı kazandık ve Valencia bunu ilk etapta kaçırdı. Fakat bir penaltı daha kazanıldı. Bu sefer topun başında yine kendisi geçti. Büyük bir cesaret, büyük bir sorumluluk. Valencia bu sefer hata yapmadı ve Fenerbahçe'yi öne geçirmeyi başardı. İlk yarı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünde sona erdi ama ikinci yarıda bir duran top organizasyonuyla Antwerp golü buldu. Maçta bu skorla sona erdi. Maç sonu Vitor Pereira'nın açıklamaları vardı. Tabii ki bazı sorulara sinirlendiğini gördük. Avrupa Ligi ile ilgili, kupanın kazanılmasıyla ilgili yine çarpıcı açıklamaları var. Portekizli teknik direktörün onlara da program içinde değineceğimizi söyleyelim. Gruptaki diğer maç Almanya'da Frankfurt'ta Olympiakos arasında oynandı. Frankfurt bu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Santos Borre penaltıdan ilk golü kaydetti. El Arabi penaltıdan cevap verdi ilk yarıda. İlk yarı biterken Alman bir Ture'nin golü Frankfurt'u bir kez daha öne geçirdi. İkinci yarıda Kamada 59'da attığı golle skoru belirledi. Frankfurt da galibiyete imza atmış oldu böylelikle. Grupta
3 maç sonunda puan tablosu şu şekilde. Frankfurt 7 puanla lider. Olympiakos ilk kez puan kaybetti. 6 puanla ikinci sırada. Fenerbahçe'nin 2 puanı var. 3. ve Antwerp'te ilk puanlarını dün Fenerbahçe karşısında aldı. Onlar da son sırada yer alıyorlar. Dün Avrupa'da tabii gollü karşılaşmalar, sürpriz sonuçlar her zaman olduğu gibi alındı. Dün 31 karşılaşma oynandı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam. Özellikle Bodø Glimt'in Roma'yı 6-1 yendiği karşılaşma Konferans Ligi'nde çok çok konuşuldu. Norveç Ligi'nin son sezon şampiyonuydu Bodø Glimt. Roma'da Mourinho'lu Roma. Dün yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıkınca adeta darma duman oldular. İki yarıda 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü vardı ama ikinci yarıda üst üste gollerle beraber Bodø Glimt Mourinho'ya kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini yaşattı ve geceye de haliyle damga vurdu. Avrupa'da en çok konuşulan konu şu anda bu Roma'nın ağır mağlubiyeti. Sparta Prag Lyon yine dünün gollü karşılaşmalarından biriydi. Lyon deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Onu söyleyelim dikkat çeken karşılaşmalardan biri olarak. Napoli İtalya Serie A'ya çok çok iyi başladılar. 8 maç 8 galibiyet. Liderlik koltuğundalar. Dün de C grubunda Avrupa Ligi'nde Legia Varşova'yı 3-0 mağlup etmeyi başardılar. Onlar da Avrupa'daki bu sezon ilk galibiyetlerini elde etmiş bulunuyorlar. Evet, maçlarla ilgili gözüme çarpan, öne çıkan skorları paylaşmaya çalıştım. Son birkaç maddemiz kaldı. Onlar da şunlar. Dün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bu haber tabii gündeme bomba gibi düştü. Hemen ardından işte yeni MHK Başkanı kim olacak? Çeşitli adaylar ortaya çıktı. Gündem bir anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu. Ama resmi açıklama geldi mi TFF'den konuyla ilgili? Gerçi niye bakmadıysam gelmedi herhalde TFF'den, değil mi Ali abi, yanılmıyorsam. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir kez daha kontrol edeyim. Evet, gelmemiş açıklama. Sadece PFDK kararları, işte hakemler, onlar dün gün içerisinde açıklandı. Bakalım yeni dönemde nasıl olacak MHK yapısı, başkanı, onu da hep beraber göreceğiz. Ve PFDK kararları demişken de Fenerbahçe için kötü haberler var. Altay Bayındır 1 maç men cezası aldı. Bright Osay Samuel de yine 3 maçtan men edildi. Hafta sonu yani Fenerbahçe'nin kalesinde eğer tahkimden bir geri dönüş olmazsa cezanın iptali konusunda Berke Özer kaleyi koruyacak. Gerçi dün Altay'da ufak bir sakatlık yaşadı. O da belki sakatlık nedeniyle zaten oynamayabilir. Onu da söylemiş olalım. Ve derbi hakemi onunla kapatıyoruz. Beşiktaş Galatasaray maçı oynanacak. Pazartesi günü derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. ...7.20 saatlerimiz... ...şimdi maçları değerlendirmeye başlayalım... ...Galatasaray'la başlayacağız... ...temsilcimiz Moskova'daydı... ...Lokomotiv Moskova deplasmanında... ...1-0'lık galibiyet geldi bu haftayı... ...galibiyetle kapatan ki bu sezon grup aşamasında... ...galibiyet alan tek takımımız Galatasaray'dı... ...halihazırda Lazio'yu 1-0 mağlup etmişti... ...dün de ikinci galibiyet geldi... ...Moskova karşısında... ...aslında çok keyifli bir maç değildi... ...özellikle ilk yarısı... ...toplamda 6 şut atıldı... ...öyle çok çok net diyebileceğimiz pozisyon yoktu. Kaleye şut çekilmekte zorlanan bir karşılaşmaydı. İkinci yarı biraz daha açıldı. Moskova'da açıldı. Oyuncu değişiklerinden sonra Galatasaray'ın da açıldığını gördük. Özellikle Morutsa'nın girişi hücumda Galatasaray'ı biraz daha yaratıcı yaptı. Kerem'in de varlığıyla birlikte Galatasaray üst üste pozisyonlara girdi. Duran toplardan pozisyonlar buldu ikinci yarının başında ve ilk yarıya göre daha hareketli olan Galatasaray golü de bulunca tadından yenmeyecek bir galibiyet oldu. 3 maç 7 puan. 82'de gelen gol, rakibin karşılık verememesi, Galatasaray'ın 3 maç sonunda kalesinde hala gol görmemiş olması gerçekten çok pozitif, çok da
beklemediğimiz, çünkü Avrupa'da takımların artık yavaş yavaş gerisine kaldığımız düşünülüyor ki Galatasaray grubu da gerçekten zorlu bir grup. Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova isim olarak en azından iyi takımlar. Fakat burada 3 maç sonunda 7 puan toplamayı başardı. Temsilcimiz Barış abi, siz ne dersiniz bu maçta ve genel tabloyla ilgili? Hangisi? Antwerp maçını mı başladık? Yok, Galatasaray. Galatasaray maçı. Şimdi Galatasaray maçı alakalı şu en iyi aklıma gelen şey maçın çok sıkıcı olduğu. Hem geç saatte şimdi bir Fenerbahçe maçının üzerine Galatasaray maçını seyrettim, hem de bir de biz yaşlandık artık, yoruluyoruz. Maç geç saatlerde eğer oynayan Bayern, Ajax, Liverpool, Manchester City gibi, bu en iyi topu şu anda oynayanlar bunlar. En iyi futbol oynayanlar. Bunlar gibi takımlarsa 11'de de 12'de de çekiliyor. Yani bakıyorsun saat 12 olmuş, yarım olmuş. Senin uykunu da açıyorlar. Ne kahve, ne çay falan. Hiç gerek yok bir şey yani yanında. Bunlar kilo da aldırmayan takımlar. Seyrederken çünkü öyle fazla bir abur cubur da ihtiyacı hissetmiyorsun bunları seyrederken. Ama bizim takımlara geldiğin zaman ve bizim takımlar gibi vasat diğer Avrupa'nın takımlarına geldiği zaman, bak dikkat et, vasat gibi diyorum çünkü Lokomotiv Moskova, Antwerp, bunlar çok vasat takımlar. Bunlar üst seviye takımlar için yani bir takım kimliği, karakteriyle, kendi şeyle, bunlar elbette herkesi ciddiye alıyor artık günümüz futbolunda, ama o üst seviye futbol oynayan takımlardan değiller bunlar. İşte biz de onlardan. Biz de onlardanız. Karıştık gittik o kalabalığa, o manada. Ama tabii biz pahalı takımlarız yani onlara bakarsan. Daha büyük paralar harcayıp vasatlığa boyun eğen bir şeyimiz var. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı da tıpkı Fenerbahçe Antwerp maçı gibi ikişer vasat takımın mücadelesi şeklinde geçen, futbol adına büyük bir kalite, heyecan, insanlara, izleyenlere oyunun iki yönünde de zevk ve heyecan vermeyen, televizyonu açsan, interneti açsan her gün onlarcasını bulabileceğin, onlarcasına her gün dünyanın her yerinde oynanıyor bu maçlardan. Ürünler vasat ürünler yani, anlatabiliyor muyum? Yani öbür taraftaysa az önce saydığım takımlar ve bunların işte daha ufak versiyonları, daha ufak takım. Bunlar çok güzel futbol oynayan takımlar var Avrupa'da. İşte senin Belçika Ligi'nde de var. Hollanda Ligi. Biz çok güzel oyunlu maçlar seyredebiliyorsun. Dolayısıyla gecenin bir saatinde 11-12'leri falan bulduğun zaman artık bu futbol tat vermiyor ve gerçekten sıkıcı bir hal alıyor. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçında iki takımın da kazanmayı hak edecek bir şey yaptığına inanmıyorum ben. Beraberlik, hakkı beraberlik olan bir karşılaşma. Lokomotiv'in de girdiği pozisyonlar var. Galatasaray kalesinde çok adamla geldiği pozisyonlar var. Ama son pas, son vuruş beceriksizliği tipik vasat bir takım Lokomotiv Moskova. Galatasaray'da işte bulduğu gol kontratak golü. Çok güzel bir kontratak golü. Kerem'e atılan pas özellikle son derece iyi ölçülmüş, çok iyi verilmiş bir pas. Kerem orada ofsayta yakalanmayarak, doğru çıkışı doğru yaparak, zamanlamasını çok doğru yaparak doğru bir koşu yapıyor. Nefis atılan bir pasa ve çok güzel bir bitiricilik, çok iyi bir son vuruş, soğukkanlılık, bütün bunların olduğu gol karesi Galatasaray namına, rakibin dengesiz yakalandı ve çok akıllı bir pasla çıkıp gol atması bakımından çok güzel. Maçın tek, benim açımdan açık söylemek gerekirse, keyif veren anı, izleyici olarak, bir futbol sever olarak, Türk takımını desteklemenin ötesinde bir futbol sever olarak tarafsız bir gözle de baktığımda maça, keyif veren tek anı gol anı. Galatasaray'ın attığı gol. Bunun dışında kaçan pozisyonlar dahil hiç keyif vermeyen bir karşılaşma, sıkıcı bir karşılaşma. Gecenin o saatinde normalde Galatasaray olmasa, Türk takımı olmasa tercih etmeyeceğim bir karşılaşma. Bu Lokomotiv Galatasaray maçı bana bir şey ifade etmiyor olsaydı ben bu maçın sonunu getiremezdim. Değiştirirdim bu maçı. Başka maç bulamasam bile dizi izlemeye geçerdim. O kadar söyleyeyim yani. Futbol izlemekten vazgeçebilirsin böyle bir karşılaşma. Çünkü artık insanların seçici olma hakları var ya. Yani o kadar çok lig, o kadar çok maç, o kadar çok platform, o kadar çok imkan elimizin altında ki
Seç seç beğen yani sen şimdi değil mi? Yemek koyuyorlar önüne. Vasat 4 yemek, bir tane de çok güzel bir yemek var orada. Niye o vasatları yiyesin ki? Bırakırsın güzel olanı yersin değil mi? Artık futbol böyle bir şey. Galatasaray'ın gruptaki liderliği kazanarak bunu devam ettiriyor olması, gol yememesi, az önce saydın. Bunlar çok güzel. Devam ediyor. Fakat mesela Fatih Terim'in açıklamalarına da bakıyorum. İşte biz bu gruptan çıkarsak hiç belli olmaz diye böyle sonuna kadar gidebiliriz gibi böyle kupa şeyleri, finaller vesaire şey yapıyor ama yani baktığında tabii vasat bir kulvar Şampiyonlar Ligi'ne nazaran ama yine de oradaki diğer takımlara ve bazı oynanan maçlara, oynanan futbola bakıyorum. Bizim takımlarımızın boyunu aşan bir şeydir. Çeyrek final ve üzeri. Bunun bu noktadaki ortaya atılan iddialar temenniden veyahut da siyaset yaparak, taraftarın gözünü boyayarak tipik bir siyaset gibi vaatlerde göz boyamadan başka bir şey yok da görmem. Hemen bir önceki maçta Pereira'nın yani bizden eğer öyle Avrupa Ligi kazanmamızı falan bekliyorsanız öyle bir noktada değiliz, ben gerçekçi bir insanım demesinin ne kadar doğru olduğu senin de yayına girmeden önce söylediğin gibi teknik adam olarak tartışılabilir ama gerçekçi olmak bakımından Fatih Terim'in bu temenni tire vaat ve göz boyama siyaset, politika adeta yapma noktasındaki söyleminin yanına koyduğumda çok daha gerçekçi ve takdire şayan buluyorum Pereira'nın tespitini. Evet, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da boyunu Avrupa Ligi aşar. Şampiyonlar Ligi'ni konuşmuyorum bile. Dolayısıyla bunları kabul edersek, bunları hazmedersek, benimsersek, özümsersek o zaman daha maç üzerine mantıklı konuşmalar, takımların kaliteleri ve maçın analizi üzerine daha şey konuşabiliriz, sağlıklı konuşabiliriz. Ben tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Fenerbahçe mesela çok rahat yenmesi gereken sıradan bir rakibe karşı puan kaybetti. Galatasaray ise deplasmanda olmasa hemen denk bir mücadelede kazanmayı bildi. Soğukkanlı olarak 0-0'ı koruması, fırsat kollaması, o fırsatı iyi değerlendirmesi Galatasaray adına da tabii ki bunlar önemli şeyler. Bunu lige taşıması yani Süper Lig'e, çünkü Avrupa Ligi'nde bir umudum yok benim. Yani Galatasaray bu gruptan çıkar. Evet, Fenerbahçe çıkamayacak mesela belki de ama Galatasaray çıkacak. Çıkacak da ne olacak? Bir şey değişmeyecek. Bir iki ay Avrupa'da Galatasaray'ın macerasının boyu uzayacak. Biraz maç takvimi biraz daha o yoğunluk devam edecek. Ne olacak? Bir şey olmayacak yani, onu söyleyeyim. Bir şey yapamayacağını bu Galatasaray'ın söyleyebilirim Avrupa'da. Türkiye'ye bunu taşınması, yani Avrupa'daki bir netice itibariyle Avrupa Ligi grup maçları, bunlar basit şeyler değil. Bunlar da önemli şeyler. Bunları da küçümsemiyorum. Buralarda bu performansı sergilemek, bu puanları toplamak, buradaki maç tecrübeleri, çünkü çok tecrübesi oyuncular da var Galatasaray'ın. Yetenekli olup genç oyuncular da var. Onların oradaki tecrübelerini ve özgüvenlerini, bak yabancı, buralardaki grup seviyesindeki Rus liginin önemli bir takımına karşı, bir Moskova takımına karşı bak neler yapabiliyoruz. Biz bunu ya Türkiye'de Lokomotiv Moskova'dan zayıf bir sürü takımla maç yapıyoruz. Biz bunu niye burada yapamıyoruz ya diye bir aynaya baktıklarında buradaki özgüveni ve başarıyı kendi ligine taşıdığında Galatasaray'ın Türkiye ligindeki performansı da süratle düzelebilir. Şu anda en kötü oynayan dört büyükler içerisinde Galatasaray Türkiye'de. Buraya bir katkı sağlayabilir. Bu manada buradan çıkarımlar olursa Galatasaray Avrupa'da topladığı puanlar veya hayal ettiği başarılara nazaran çok daha kestirmeden çok daha fazlasını, faydasını ligde görebilir. Böyle değerlendirmesi lazım Galatasaray'ın. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. ...7.38 saatlerimiz... ...Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını... ...konuşuyoruz... ...Ali abi, Galatasaray dün... ...bir kez daha kazandı... ...bir kez daha gol yemedi... ...7 puana yükseldi, liderliğini korudu... ...diğer maçın berabere bitmesi de yine bir avantajı... Tabii ki. ...yoluna şu anda emin adımlarla... ...devam eden tek temsilcimiz Avrupa'da...
Galatasaray. Sen maçı Galatasaray'ı nasıl buldun? Ligden tabii çok daha farklı gözüküyor Galatasaray. Evet, Galatasaray'ı dün maç öncesinde değerlendirirken iki Avrupa karşılaşmasında da hem Marsilya hem Lazio karşılaşmasında özellikle hem arzusunun, isteğinin hem de konsantrasyonunun lige göre çok daha yukarıda olduğunu söylemiştik. Zaman zaman o karşılaşmalarda iyi işler yaptığını, zaman zaman zorlansa da istediği sonuçları dünkü maça kadar aldığını dile getirmiştik. Dünkü maç öncesi beni en çok düşündüren nokta Lokomotiv Moskova'daki teknik adam değişikliğiydi. İkinci karşılaşmasına çıkmıştı Gizdol'la beraber Lokomotiv Moskova. Bunun biraz sıkıntı olabileceğini ben düşünüyordum karşılaşma öncesinde. Bir de Galatasaray'da Fatih Terim'in nasıl bir 11'le çıkacağını bilmememiz özellikle işin hücum tarafında biraz kafamda soru işaretleri yaratıyordu ki ben Galatasaray'ın şu an hep aynı oyuncularla oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle ön taraftaki oyuncuların yaşı itibariyle belki bazı noktalarda rotasyon yapılabilir ama genelde Galatasaray'ın o gençlik gücü var. Peki Fatih Terim ne yaptı? Fatih Terim beklenen savunma kurgusu, beklenen merkez orta saha kurgusu, beklenen santrafor diyelim Mustafa Muhammed ama kanatlarda bu kez değişikliğe gitti. Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'i tercih etti. Şimdi karşılaşmayla alakalı olarak yine Lazio ve Marsilya maçlarına aslında benzer bir görüntü vardı Galatasaray'da. Savunmada oldukça dikkatli. Rakibine fazla boşluk vermemeye çalışan, iyi presle rakibini kapatmaya çalışan bir takım gördük. Bu Galatasaray'ın Avrupa'daki en büyük artısı ve Galatasaray bu oyunu iyi oynayabildiğini dün de maçın büyük bölümünde gösterdi. Şimdi teknik adam değiştirmiş. Bu maçı kazanırsa bir ivme yakalayacak. Bu maçı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini devam ettirecek bir rakip karşısında Muslera'nın kurtarışı yok. 90 dakika boyunca Muslera top kurtarmadı. Bu evet, bir kere isabetli şutu yok. Muslera ya da Galatasaray savunmasını zorlayacak aman bunu da nasıl kaçırdılar diyeceğimiz bir pozisyonu bile yok Lokomotiv Moskova'nın. Bu Galatasaray açısından son derece önemli. Çünkü Galatasaray Konya Spor'la oynarken böyle bir görüntü yok ortada. Galatasaray ligde oynarken böyle bir görüntü vermiyor. Ligde oynarken oyunu verdiği bölümlerde işte son karşılaşmada Muslera'nın da kaçırdığı var. Konya Sporlu oyuncunun ayağına dolaştırdığı, kale önünde atamadığı pozisyon da var. Ama Lokomotiv Moskova'nın öyle bir pozisyonu ki Lokomotiv Moskova'nın en önemli silahı golcüsü. Hani takımın en iyisi, en formda olan oyuncusu da golcüsü. Bunlar Galatasaray açısından büyük bir artı. Açıkçası ben Galatasaray'ın Avrupa'da böyle bir seriye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Çünkü istatistikler hemen çıktı. Galatasaray 2009 yılından beri ilk kez böyle bir serinin içerisinde. O zaman 11 maç kaybetmemiş. Şimdi de Galatasaray'ın Avrupa'daki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. Galatasaray'ın bundan önceki Avrupa sezonları Galatasaraylar adına bence yaralayıcı sezonlardı. Galatasaray'ın tarihiyle uyuşmayan, Galatasaray'ın gelenekleriyle uyuşmayan, Galatasaraylı taraftarların hiç alışmadığı Galatasaray Avrupa'da sonuçlar almıştı ve o Avrupa Fatih'i sıfatı Galatasaray açısından biraz açıkçası zarar görmüştü. O yüzden böyle bir sezona ihtiyacı vardı Galatasaray'ın ki Galatasaray bunu da öyle vasat bir UEFA Avrupa Ligi grubunda yapmadı. UEFA Avrupa Ligi'nin gruplarını düşünürsek bu grup UEFA Avrupa Ligi'nin en sağlam gruplarından bir tanesi. Dört takımın da belli özellikleri var. Dolayısıyla Galatasaray açısından dün iyi kurgulanmış bir oyun vardı yine. Oyuncuların arzusu, isteği, konsantrasyonu yine çok üst düzeydeydi ve bunu da işin savunma prensipleri yönünde özellikle maçın büyük bölümünde çok iyi uyguladılar. Galatasaray işin hücum tarafına baktığımızda neler söyleyebiliriz? İşin hücum tarafında Galatasaray tabii özellikle organizasyon, uyum ve yaratıcılık konusunda eksik kaldı. Bunu söylemek gerekiyor ama ikinci devrede de oyuna giren oyuncularla beraber Galatasaray her anda oyununu biraz daha iyileştirdi. 54-55 civarında Galatasaray'ın iki kornerle iki pozisyonu var. Birinde Nelson'un kalecinin üzerine giden topu, diğerinde Ryan Babel'in kafası var. Ondan sonra yavaş yavaş Galatasaray oyuncu değişiklikleriyle beraber artık bu maçı kazanan biri olursa onun
ben olacağını rakibine hissettirdi. Kendisi olacağını rakibine hissettirdi. Ve Kerem'in oyuna girmesi, Morutsa'nın oyuna girmesiyle işte Morutsa'nın Kerem'e çıkardığı top, Kerem'in vuruşu, kalecinin kurtardığı top, hemen akabinde de Galatasaray tek toplarla müthiş bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. Hani Galatasaray kafasındaki planı Fatih Terim'in de bence maç sonunda söylediği gibi sakin bir şekilde doğru stratejiyle, doğru değişikliklerle ve değişikliklerin de katkı vermesiyle ki o da bu sezon herhalde çok görmediğimiz bir şeydi. Evet, aynen öyle. Ama Galatasaray'ın oyununda zaten eksik olan parça biraz kalite ve yaratıcılıktı. O giren oyuncular hemen onu sağladı. Yani Morutsa'nın zaten iki hareketi, hatta zannedersem üç pozisyonda işin içindeydi. Morutsa'nın olması, işte Barış Alper'le Ryan Babel'in ilk yarı boyunca ya da oyunda kaldıkları süre boyunca sağlayamadıkları etkiyi Galatasaray'da yaptı. Kerem bir tane kaçırdı, ötekini attı. Maçın sonunda bir tane belki Cagney'e verse ya da daha iyi vursa ikinci golü de atabilirdi Galatasaray. Ama neticede ben Galatasaray'ı çok beğendim. Galatasaray açısından şimdiki soru şu: Galatasaray bu oyunu ne zaman lige taşıyacak? Neden ligde böyle görmüyoruz Galatasaray'ı? O soru herhalde Galatasaray taraftarları bir düşündürmüştür. Ancak Galatasaray grubu lider bitirirse direkt olarak son 16 turuna kalacak. Çünkü grupta olan ikinciler Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncülerle bir playoff turu oynayacaklar. Dolayısıyla grubu birinci bitirmek adına da Galatasaray diğer maçın beraber bitmesiyle ciddi bir avantajı elde etti. Şimdi Lokomotiv Moskova karşısında dördüncü karşılaşmada da beklenen Galatasaray'ın kazanması. Eğer Galatasaray kazanırsa grubu lider bitirecektir zaten ki Galatasaray'ın kalan 3 maçının ikisi iç sahada. Hı hı. Dolayısıyla grubu lider bitirmek için çok ciddi bir avantajı var temsilcimizin. O yüzden ben evet, maç Barış abinin dediği gibi çok keyifli değildi ama iyi düşünülmüş. Taktik anlamda iyi uygulanmış. Hamlelerle beraber sonucunu aldı. Bence çok stratejik ve iyi bir maç oynadı Galatasaray. Ben biraz Ali'nin söylediklerine bir şeyler söylemek istiyorum. Demin şimdi ben bir genel hatlarıyla kendi bakış açımı söyledim ve daha tabii genel hatlardı bunlar. Yani Galatasaray takımını nereye koyduğumu falan filan. Şimdi Ali söyleyince bazı şeyleri biraz daha açmak lazım. Grup öyle bir grup ki bu gruptaki her takım birinci de olabilir, sonuncu da olabilir. Ve Avrupa Ligi seviyesinde daha rekabetçi ve daha üst düzey bir grup diye görülebilir bu manada. Göz önünde bir grup olarak. Ali'ye bu konuda aynen katılıyorum. Şimdi Galatasaray'ın bu grupta lider olması bu gruptaki diğer takımlardan daha iyi takım olduğundan ziyade bu takımların birbirine yakın olması ve bu oyunu Galatasaray'ın daha iyi oynuyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi biraz sonra Fenerbahçe'yi de konuşacağız ama Fenerbahçe'de de benzer bir sorun var. Fenerbahçe'de büyük takım hüviyetinde oynaması gerektiği yerde topu ayağına verdiği zaman Fenerbahçe'nin ön bölgede topu rakip yarı sahada oynuyor. Oyunu orada kuruyor. Oyununu kabul ettiriyor ama sonuca dönüştürmekte zorlanıyor. Galatasaray'da da benzer sorunlar var. O benzer sorunlar da nasıl var Galatasaray'da? Galatasaray'da sen bu maçın favorisisin. Çık oyna. Top senin ayağında olacak. Sen oyununu kabul ettireceksin. Maçın temposunu dikte edeceksin. Yarı sahada oynayacak, ip yarı sahada oynayacaksın bu maçın büyük bölümünü. %60 civarı en az topla oynayacaksın. Dediğin zaman Galatasaray'da özellikle kaybettiği toplarda arka taraftaki boşluklar, yani topu kaybettiğinde hücumdan savunmaya geçiş oyununu hiç oynayamadığı için Galatasaray bocalıyor. Bence neden Avrupa'daki performansını lige taşıyamıyorsun cevabı bence burada yatıyor. Bu maçta da Galatasaray'ın beğenilecek tarafı az önce söylediğim gibi gol çok güzeldi. Galatasaray'ın attığı gol. Onun dışında ben bir şey beğenmedim. Ya maçı da beğenmedim zaten ama hakikaten Galatasaray'ın savunma disiplini, takım savunması ve birinci bölge savunması çok daha derli toplu. Ali'nin söylediği gibi lige nazaran, yani Süper Lig'e nazaran farkı da burada yaratıyor Galatasaray. Yani ne var fark? Türkiye'de bu kadar iyi takım savunması, konsantrasyon, disiplin, topun arkasındaki yerleşim ve birinci bölge savunması Süper Lig'de yok. Avrupa Ligi'nde bu çok daha iyi uygulanıyor. Lazio maçında da bunu gördük. Burada da görüyoruz. Dolayısıyla tabii orada şunu söyleyebilir herkes, yani oyuncu becerisine, oyuncu performansına, marka orada var, orada yok. O çok dikkat çekici olarak değerlendirilir. Yani Marcao'nun aslında şu takımda ne kadar önemli olduğunu futbolcu olarak, stoper olarak ortaya koyuyor olabilir. Çünkü arada bir o fark var. Başka bir fark yok. Takım aynı takım. Hoca aynı hoca. Sadece bazı ufak tefek seçimleri var. Şu oyuncunun yerine bu oyuncu falan. Açık söyleyeyim, ben çok bir fark da görmüyorum birinin yerine öbürü oynadığında.
çok bir şey de fark etmiyor. Bu da Fatih Terim'in başarısızlığı açık söylemek gerekirse. Galatasaray'a da genel olarak. Ama evet, netice itibariyle ligde dört büyükler içinde en az beğendiğimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde lider olması grubunda gol dahi yemeden bu enteresan bir çelişki var. Hani söylediği gibi mutlaka Süper Lig'in Avrupa'ya benzemesinden çok Avrupa Ligi'ndeki performansı Süper Lig'e benzetmek lazım. Bu da Galatasaray'ın biraz daha ligdeki savunma oyununu daha konsantre oynaması ve topu kaptırdığında daha bu kadar dengesiz yakalanmaması, Avrupa'daki gibi çok daha hızlı savunmaya dönmesi gerektiğini gösteriyor. Savunma yerleşimini daha dikkatli yapmasını gerektiğini gösteriyor atak yaparken de. Bunları düşünmesi gerektiğini gösteriyor. Tabii son olarak da Galatasaray'a gibi benim söyleyeceğim, demin Ali söylerken bir şey daha vardı aklımda. Hangi oyuncu dün ön plana çıkıyor Galatasaray'da sizce? Yani oyuna girdikten sonra Moultsan Kerem ön plana çıktı. Marka iyi günlerinden Marka iyi gerçekten. Marka iyi gerçekten fark yaratıyor ama Marka'yı saymazsak, Marka çünkü ligde olmadığı için şu ana kadar en azından. Benim açımdan da Kerem çok sıradanlaşmıştı bu Marka olayından sonra özellikle. Kerem'i tekrar kazanıyor diye düşünüyorum ben. Yani Kerem'in goldeki soğukkanlılığı, konsantrasyonu, bekleyişi ve çabuk çıkması, doğru yerde çıkması ve gol vuruşunu yapması, pas da çok iyiydi ama Kerem'in bitiriciliği de çok iyiydi. Dolayısıyla Kerem ve zaten eğer Galatasaray bir şey yapacaksa Çıkıldağ ve Morutsan'la yapacak ön bölgede. Özellikle Kerem'le beraber bu oyuncular Galatasaray'da ligdeki bu son pas, son vuruş beceriksizliğini, bitiricilik konusundaki zafiyeti, üretkenlik, yaratıcılık zafiyetini ortadan kaldıkları gibi, eğer işte şeyin de dönüşüyle beraber, Marko'nun dönüşüyle beraber savunmayı da biraz daha toparlarsa, Avrupa Ligi'nde bu işleri yapabilen bir Galatasaray'ın Türkiye'de de tekrar şampiyonluğun adayı haline gelebileceğini söyleyebiliriz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saatteyiz. Şimdi biraz Fenerbahçe-Antwerp maçını konuşalım. Saat 19.45'te başlamıştı bu maç. Fenerbahçe gruptaki ilk galibiyetini arıyordu Belçika temsilcisi karşısında. Yaklaştı da, ilk yarıda öne de geçti Valencia'nın penaltı golüyle, ama ikinci yarıda bir duran top organizasyonunda, ki aslında duran top organizasyonuyla da beraberliği bulmuştu Fenerbahçe. Sonrasında 62'de gol yiyince son bölümde bir baskı kursa da, pozisyonlara girse de oradan gol çıkartamadı temsilcimiz ve sağdan da 2-2'lik beraberlikte ayrıldı. Bu sefer Ali abi'den başlayayım. Ali abi, sen Fenerbahçe'yi nasıl buldun son Olympiakos karşılaşmasında? Sen çok iyi bulmamıştın Fenerbahçe'yi. Olympiakos'un çok zorlanmadan kazandığını söylemiştin. Dün yine öyle bir Fenerbahçe'm vardı Antwerp karşısında, yoksa elinden geleni yaptı ama bu sefer yeterli olmadı mı? Elinden geleni yaptı. Zaten Pereira da bunu söylüyor. Burada herhalde Fenerbahçe elinden geleni yapmadı diyecek olan kişi sayısı azdır. Oyuncuların yine arzusundan, isteğinden bahsetti, ruhundan bahsetti Pereira. Oralarda da Fenerbahçe'nin bir eksiği yok. Çünkü Fenerbahçe sezon başından beri böyle çok karşılaşma oynadı. Ama Fenerbahçe'nin mesela Avrupa'da ya da ligde Galatasaray gibi farklılaşamadığını görüyoruz. Fenerbahçe bir oyunu oynamaya çalışıyor. Ancak o oyunu ligde ya da Avrupa'da şu an henüz birbirinden ayırabilmiş değil. O zaman da karşısındaki takımların bence kalitesine ve yapabileceklerine göre Fenerbahçe'nin skoru da biraz değişiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununda da öyle çok kademeli bir iyileşme olduğunu da bence kimse iddia edemez. Hani Fenerbahçe bir oyun oynamaya çalışıyor, evet bunu anlıyoruz. Ancak sezon başına göre Fenerbahçe oyunu daha iyi oynuyor diyebiliyor muyuz? Yok. Bence pek diyemiyoruz. Ligde 9 maç geride kaldı. Avrupa'da Fenerbahçe 3 maç oynadı. Fenerbahçe eleme turu da oynamıştı. Hadi onları sayma. Sezonun çok başı. Ama 12 tane karşılaşma geçti. Fenerbahçe'nin oyununda hem takım olarak hem de bireysel olarak Valencia dışında
bir de bazı savunmacılar dışında öyle parlayan, çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu görmedik. Hani ne derler? İşte Mert çok formda. Mert takımı sürükleyip götürüyor. Hani Valencia'ya işin hücum tarafında ayak uydurabilen oyuncu sayısı da şu an Fenerbahçe'de pek yok. Aynı zamanda takım olarak tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'nin hakikaten herkes mücadele ediyor. Girenler, çıkanlar, oynayanlar, oynamayanlar. Oynayanlar, oynamayanlar derken maç maç değiştiği için bunu da söylüyorum. Ancak takım halinde Fenerbahçe'nin performansının yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe'nin hemen hemen her tarz rakibe çok fazla alan vermesi, rakibi adeta üzerine çağırması Fenerbahçe'nin başına ciddi anlamda problemler yaratıyor. Dün Fenerbahçe'nin belki beklenen, istenen oyunu 2-2'den sonraki o son bölümde, belki bir 10-15 dakikalık bölümde bahsedebiliriz. Mesela ilginçtir, Pereira ve oyuncular ikinci yarıda daha kompaktık, daha iyiydik dediler. Ben de Fenerbahçe'nin 1-0'dan 1-1'e kadar olanki bölümünü beğendim. İkinci yarının başında bilmiyorum siz ne düşündünüz? Hani nasıl ki Fenerbahçe 1-0 geriye düştükten sonra 1-1 olacak diyorsa, bence ikinci yarının başında maç 2-2'ye geliyorum diyordu. Ben onu gördüm izlerken. Bilmiyorum siz ne düşündünüz? Bu kadar net değil. Hani, üst üste antrenör geldi. Sağlı sollu duran toplar kullandı. Hani Fenerbahçe'nin o baskıyı aşmakta ben kendi adıma zorlandığını gördüm. Neticede Fenerbahçe'nin diğer karşılaşmalarından çok fazla ayırabileceğimiz bir mücadele olmadı. 2-2'lik sonuç tabii Fenerbahçe açısından moral bozdu. Belçika temsilcisinin de dün maç öncesi düşünülen kadar hafife alınmaması gerektiğini ben biraz anlatmaya çalışmıştım. Yani Olympiakos ve Eintracht Frankfurt maçlarını son dakikada kaybeden bir takım. Ki bu takımın da dün 3 tane de oyuncusu yoktu. Onu unutmamak lazım. Hadi 2 oyuncu belki kendi standartlarında yeri dolabilen oyuncular ama Naigolan gibi bir oyuncusu yok. Bunun dışında Fischer'in de, ki o da merkez orta sahada Danimarkalı oyuncu, ilk yarının bence en etkili oyuncularından biriydi. Antrenör adına. Onun da çok sinirlenip ikinci yere çıkmaması Fenerbahçe adına bir avantajdı. Baktım hani Belçika temsilcisinde 2004'lü oyuncu girdi. 16-17 yaşında oyuncu girdi. 2003'lü oyuncu girdi. Yine oyuna girenlerden bir tanesi. Hani bence Belçika temsilcisi adına ilk yarıda en iyi oynayan orta saha oyuncusunun, ki bayağı domine etti bence ilk yarıda. Öyle mi düşünüyorsun? Frey'le beraber. Ben kadar, Fischer'i bayağı beğendim. Mesela yerine giren Balik Vişe'yi ben daha çok beğendim Fischer'in yerine giren. Yani Fischer de şöyle, bence bağlantıyı çok iyi yaptı. Topu aldığı zaman topu ileri taşıdı. Driplinki vardı. Frey'le bağlantıyı kurdu. Ki Frey'in de hani biraz geri çıkıp o Frey de bağlantı oyununda iyiydi. Frey de mesela herhalde herkesin dikkatini çekmiştir. Fischer de yüzünü çok kolay Fenerbahçe kalesine döndü. Hep söylüyorum bunu. Mesela Frey de topu aldı. Frey çok teknik becerili, yüksek bir oyuncuydu ama gördün değil mi, sürekli yüzünü dönebildi. O da Fenerbahçe kalesine. Ben bayağı beğendim. Hatta dedim Türk takımlarının aradığı orta saha oyuncusu. Fischer için. Bayağı beğendim ben Fischer'i. Ama o bölümde de hani Fenerbahçe'nin daha kompakt olduğu, işte pozisyonda vermediği bir dönem aslında Fischer'in de, evet, sağda olduğu dönem. Ben hani hep şeye bakıyorum, işte yüzünü dönebiliyor mu, üzerine gidebiliyor mu savunmanın. Benim baktığım nokta o. Gerisi biraz şey kalıyor bence, bireysel beceriye ve oradaki işte oyuncunun tercih kalitesi, şut kalitesi, pas kararı. Şimdi hani sen dün ne dedin? Mesela ben Belçika temsilcisiyle Olympiakos'u kıyaslarken sen Olympiakos'un santraforu mu Frey mi diye bir soru attın, evet, değil mi? Bireysel kalite, evet, olarak. Şimdi bakarsan Samatta, Frey, hani burada beğenilmeyen, burada gönderilen oyuncularla oluşturulan bir takım. Hani öyle çok da yüksek teknik kapasitesi ya da çok yüksek oyun görüşü olan bir ekip olduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe açısından şöyle toparlayayım. Hani takım olarak bazı hayal kırıklıkları var ama bireysel anlamda da dün mesela bir Mesut Özil'in ciddi anlamda Fenerbahçe'de takımın geneline ayak uyduramadığını, bence büyük hayal kırıklığı yarattığını gördük. Berisha. Berisha'yı aynı şekilde söyleyebiliriz. Hani Valencia orada diğer iki oyuncunun eksiklerini kapatabilmek için yani öldü adam adeta. Hani biraz Valencia'ya uyum sağlayabilseydi diğer oyuncular, belki Fenerbahçe en azından dünkü maçtan daha farklı bir sonuç çıkartabilirdi. Mesela orada da tabii bu şeyi sevmesem de söyleyeyim. İsim mi söyleyeceksin? İsim söyleyeceğim, evet. Genelde çok takılmamaya çalışıyorum ama şu an benim görebildiğim form durumu Valencia'ya yakın oyuncu Rossi. Eğer
formu yüksek bir oyuncun varsa ya da formu iyi giden bir oyuncun varsa, bir de genç bir oyuncuysa bence sahada olmalı. Onu da ufak bir not olarak söyleyeyim. Şimdi bir kere Fenerbahçe'yi ben dün akşam 2-2 olduktan sonraki bölüm hariç, 2-2'den sonra üçlüğü atmak için gösterdikleri gayret ve ön bölgedeki baskı ve pozisyon bulma, üst üste pozisyon üretme, rakip cihazlarda çoğalma vesaire, 2-2'den sonraki bölüm haricinde ben Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Hiçbir anında beğenmedim. 1-0 öne geçtiğinde de beğenmedim. 1-1'de de beğenmedim. 2-1, 2-2 yaparken de beğenmedim. 2-1 yaparken de beğenmedim. 2-2'den sonra beğendim. Neden 2-2'den sonra sadece beğendim? Neden 2-2'den öncesi hiçbir şeyini beğenmedim? Çünkü Antwerp çok zayıf bir takım. Şimdi Antwerp'i de çok hafife almamak lazım demesi Ali'nin doğru. Antwerp de çünkü günün sonunda bir kere bir Belçika takımı. Öyle kötü bir takım falan değil. Ama benim ölçülerimde kötü bir takım. Çünkü Antwerp benim için Antep gibi bir takım. Antep dediğin takımı da hafife alma. Antep dediğin takım da 15 gün önce Altay'a 4 tane attı. Altay kötü takım mı? Şimdi Antep gibi bir Antwerp. Galatasaray'la konuştuk az önce. Galatasaray'ın grubunu konuşalım. Lokomotiv Moskova'da Antwerp'ten bana göre ya iyi ya en az onun kadar iyi. Ama daha kötü değil. Marsilya, Lazio, bunlar daha iyi takımlar Antwerp'ten. Baktığın zaman iki takımımızın gruplarını birleştir. Fener ve Galatasaray'ı da dahil ederek o iki takımın gruplarını birleştirdiğin zaman, 8 takımlı bir grup yaptığın zaman bana göre son sırada Antwerp olabilir. Olmaya da bilir de, olursa da kimse niye bu Antwerp bu 8 takımın içinde son sırada demez. 8 takımlı bir grup yapsan Galatasaray ve Fener'in grubunu. Şimdi bu Antwerp takımı elbette yani Avrupa Ligi'ne gelmiş, Belçika Ligi'nden gelmiş, yani Bulgar Ligi'nden gelmemiş, Belçika Ligi'nden gelmiş. Tabii ki küçümsenecek takım, bir takım kimliği, takım karakteri var. Ali'nin söylediği gibi potansiyeli olan bireysel anlamda da iyi oyuncular da kendini belli ediyor var vesaire. Ama dikkat edersen forvetinde de Samat da oynuyor. Senin yüzüne bakmadığın Samat da oynuyor. Şimdi bu takıma karşı sen bu kadar para harcayıp bu kadar da iddialısın ve Fenerbahçe'sin, Türkiye'nin şampiyonluğunun en güçlü adaylarından birisin. Bu futbol kabul edilir bir futbol değil. İyi oynadığı bölümler dahil olmak üzere. Ancak 2-2'den sonra hakikaten daha ne yapabilir bir takım? Denediler, uğraştılar ama artık maçın boyu kısaldığında, rakibin direnci arttığında, özgüveni arttığında, çünkü maça başlayan Antwerp değil artık 2-2'deki Antwerp. Çok daha iyi bir takım. Özgüveni yüksek, direnci yüksek, konsantrasyonu çok daha yükselmiş bir takım. Sen maça çağırdın Antwerp'i özellikle kendi beceriksizliklerinle ve sonunda da öyle bir Antwerp'e karşı atamamasını da çok şaşırmamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin Antwerp'i maçın içinde büyütmesinden, geliştirmesinden, cesaretlendirmesinden kaynaklandı. Fenerbahçe'de ne oldu peki dün? Son bölümde Ali bireysel tarafa girdiğinde %100 doğru söyledi. Bir kere bir Mesut Özil faciası var Fenerbahçe'de. Yani tek bir kilit pası olmayan, rakip kaleye tek bir şutu olmayan, tek bir birebirde adam geçme şeyi olmayan. Yerde kaldı sürekli bu ikili mücadelelerde. Bak, de ya, o çok göze battı. Ne topla, yani ne driplingle Mert, ne driplingle ne de pasla adam eksiltti. Hiçbir özelliği yok maçın içerisinde. Hiç yaptığı hiçbir şey yok. Hani hiç olmazsa bir topuk pasıyla, iki ara pasıyla falan bitiriyordu maçı ligde. Burada şu 90 dakikada hiçbir şey yok ve maçta oyundan çıkarken de şişeleri falan tekmeliyor. Evet, sen evet. Neyin havasını yapıyorsun? Sen maçta ne yaptığının farkında mısın? Sen sahada adeta dolaştın. Takımı 10 kişi bıraktın. Sen çıkarken oyundan ne tepkisi gösteriyorsun? Sonra bu adamın eline megafon veriyorlar, taraftara konuşturuyorlar. Sonra da bana kızıyorlar. Bu Fenerbahçeli nasıl olurmuş da böyleymiş de, bu Fenerbahçeli ihraç etsinlermiş de bilmem neymiş. Böyle aptallık mı olur? Böyle saçmalık mı olur? Ya Pereira ne yapacak oyundan almayacak da yani? Oynattığı kabahat Pereira'nın şu Mesut'u. Berisha da çok kötüydü. Mesut ve Berisha'nın yani ön bölgede senin 3 oyuncun. İkisi bu kadar kötü olduğunda bir Valencia ile sen tabii zorlanırsın. Bu maçı koparmakta zorlanırsın. Fenerbahçe önde oynadığı bölümlerde, galip olduğu bölümlerde hep bir tık yukarıdaydı şeyden. Sonra artık
2-2, 2-1'den sonra 2-2'de olduğu bölümle beraber iyice ikna oldu. Yani Fenerbahçe ikna etti Antwerp'i. Sen benden puan alabilirsin, korkma benden diye ikna etti Fenerbahçe Antwerp'i. Antwerp ondan sonra cesaretlendi iyice ve 2-2'yi buldu. Ama o bölüme kadar Fenerbahçe maçı bir şekilde kazanır havasını veriyordu. Ama o maçı kopartman için senin önde bir tek Valencia'nın mücadelesiyle olmuyor bu iş. Berisha ve Mesut bu kadar kötüyken, bu kadar basit top kayıpları yaparken, top Fenerbahçe'nin ayağında ön bölgede bu kadar kalmasında zorluk yaşarken Fenerbahçe tabii ki bu kadar kendi üzerine Antwerp'te bu kadar rahat gelir ve pozisyonları da bulur. Çok da normal. Bir de üstüne üstlük Ferdi de çok kötüydü. Mesela o sayı Samuel o kadar kötü değildi ama Ferdi kötüydü. Sosa vasattı. Bir Ruiz Gustavo'nun mücadelesiyle ortası ayakta kalmıyor. Ferdi bu kadar dağınık oynadığında, ki Ferdi çok daha iyi maçları var. Bu sene üstüne koyarak giden bir oyuncu Ferdi ama dün çok kötüydü. Yani Mesut, Berisha, Ferdi, o Sosa. Şimdi bu oyuncu grubu ön bölgede Fenerbahçe'de Gustavo ile beraber yanında ve önünde oynayan oyuncu grubu Valencia hariç, biraz da Ruiz Gustavo hariç, biraz da o sayı Samuel hariç bu kadar kötüyse top senin ayağında kalmıyor rakip yarı sahada. Bulduğun pozisyonlarda çabuk eriyor. Ya atağı sonlandıramadan kalene top dönüyor. Sana tekrar geri koşmak zorunda kalıyorsun. Atağı sonlandırsan da zaten verimli olmuyor. Bir tek Valencia'nın çabasıyla olmuyor. İşte o Valencia iyiydi dediğimiz Valencia'nın attığı, kaçırdığı penaltı, oradaki laubalilik. Yani maç 1-1 iken sen Panenka deneyemezsin. Denememelisin en azından. Yani onu düşünmelisin kendin. Sana bunu birinin söylemesine gerek yok. Ne oldu? Öbür penaltıyı nasıl attı? İşte ilk penaltıyı da öyle atman lazımdı. Orada da bir laubalilik var. Orada da bir ciddiyetsizlik var. Dediğim gibi maçı Fenerbahçe aslında çok rahat kopartıp, şu konuştuğumuz maçta bu kötü oynayan oyuncular da dahil, bu Fenerbahçe bu maçı 4-1 kazanabilirdi. Futbol böyle bir oyun. Çok iyi oynamadı ama 4-1 kazandı, maçı kopardı zayıf rakibe karşı. Fenerbahçe'de artık el ayağı düzgün takım, işte kalitesini gösterdi falan diye bugün daha farklı, daha överek konuşmalar yapılabilirdi. Eğer bir golü Fenerbahçe bir farklı öndeyken ikinci golü bulabilseydi, Antwerp'in gardını tamamen düşürebilseydi. Futbolda böyle bir oyun aslında ama bir sürü Fenerbahçe ilgili olumsuz gerçekte üstü örtülmüş olacaktı skorla beraber. Bunlar bugün 2-2 olunca çok daha gözümüzün önünde ekspoze vaziyette duruyor. Ama buradan hareket etle şunu mu demek lazım? Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz mı demek lazım? Bu Fenerbahçe'den Avrupa'da bir şey olmaz. Lider Galatasaray kendi grubunda, Galatasaray'dan da bir şey olmaz bana sorarsan. Avrupa'da bizden bir şey olmaz. Ama Türkiye'de bunlar şampiyonun güçlü adaylarıdır. Çünkü Ali'nin de söylediği gibi Fenerbahçe'nin mücadelesinde, gayretinde, çabasında hiçbir problem yoktu zaten. Ligin başından beri. Hala da yok. Dün de yoktu. Dün de oyuncular mücadele ettiler. Beğenmediğimiz Berisha da mücadele etti. Beğenmediğim benim Ferdi de mücadele etti. O da iyi niyetliydi. Ben bir tek mücadele etmeyen ve iyi niyetli olmadığını artık düşündüğüm bir oyuncu var, Mesut Özil. Onun dışında bütün takımın ben gayretinin alkışlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesut hariç. Ve Pereira Mesut meselesi artık bir krize dönüştü aşikar. Bazıları bunu inkar etse de işte son oyundan çıkarken daha önce de yaptığı bir yeleği fırlatma hareketi bugün çok daha ileri götürmüş vaziyette. Söylenenlere göre şişeleri tekmelemiş. Fotoğraf bağırmış. Kareleri var. Ha, ben görmedim fotoğraf kareleri ama söylenenleri biliyorum. Çok ortalığı birbirine kattı diye bana aktarıldı. Eğer abartılarak aktarılmadıysa bana, görmedim kareleri. Yani bunun artık kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü zaten sahada yaptığın hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe maç boyu 10 kişi oynadı. Mesut çıkana kadar 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Bir de ekstra mücadele etti takım zaten bundan dolayı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Fenerbahçe bu ligde bu karakteri ve özellikleriyle yine bu ligin favorilerinden biridir. Türkiye Ligi'nin şampiyonlukta favorilerinden biridir. Dün bir şey değişmedi bu manada ama bir Mesut krizimiz var. Mesut hakikaten Fenerbahçe'nin başına bir bela olmaya doğru gidiyor ama bunu anlayamamış durumda başkan başta olmak üzere kimse. Hala eline megafon veriyorlar falan. Dolayısıyla bir kere bir orada bir sıkıntı var. Yönetsel, idari bir sıkıntı var ve sportif olarak da takımı olumsuz etkileyen bir sıkıntı. Yani çünkü yarın öbür gün takım da bundan çok rahatsızlık duymaya başlayacak. Çünkü söylediği şey çok doğru. Ya bugün sen Berisha'yı kazanmaya çalışıyorsun. Çünkü Berisha forvet arkasında oynayabilen bir oyuncu. Bitiricilik özelliği de santrafor olduğu için zaten var. Dolayısıyla Berisha biraz toparlanmış
Fransa. Valencia ile beraber çok ciddi bir hücuma katkı ve topun da Fenerbahçe'nin ayağında kalmasını da sağlayabilecek bir oyuncu Berisha. İstasyon görevi de yapabilen bir oyuncu aslında ama çok kötü oynuyor. Hani hala uyum problemini aşamadı. Bu haliyle Fenerbahçe'de forma giyemez. Son şanslarını kullanıyor Berisha. Dolayısıyla onu kazanmaya çalışmayı anlayabiliyorum. Çünkü vaat ettiği şeyler var yani. Birçok açıdan şey. Ön bölgede top tutmak, istasyon görevi yapmak, bir de yüzünü kaleye dönünce de gol üretmek. Valencia'dan da aslında bitiriciliğin daha fazlası olması gereken bir transfer. Bunun için yapıldı. Geldiği yerde de öyleydi zaten. Salzburg'da da. Dolayısıyla onu kazanmaya çalışmayı anlayabiliyorum ama o da son demlerinde. Ama Mesut özellikle bu haline falan baktığında orada kenarda her maç üzerine koyan bir Rossi var. Hareketliliğiyle, çabukluğuyla ve artık yavaş yavaş bitiriciliğiyle de pozisyon içerisinde daha fazla gördüğümüz, gol attığını gördüğümüz bir Rossi var. Ali çok doğru söyledi. Mutlaka Rossi'nin oynaması lazım. Özellikle Mesut'un yerine Rossi oynaması. Daha bu takımda Pelkas var, İrfan Can var, o var, bu var. Yani bir sürü oyuncu var buralara talip oynayabilecek. Bu kadar çok oyuncu alternatifinin olduğu yerde, yani o bölgedeki oyuncu havuzunun geniş olduğu bir yerde Mesut ısrarı takımda çok ciddi sorun yaratır bundan sonra. Onu söyleyeyim. Bu krizi aşarsa Fenerbahçe, hallederse bu krizi, ya Mesut'u düşük ihtimal kazanarak ya da Mesut'tan vazgeçip formaya adalet getirerek Pelé'le o konuda zaten ben zaten Mesut'u biraz zorla oynattığını hissediyorum. Tabii hani, daha önce milyardan önce tabii, oynatmıyordu. Isıtmaya gönderip evet, oyunu almıyordu. Isıtmaya gönderip oyunu almadığı için de kızıyordu Mesut. Beni nasıl oynatmazsın diye. Biraz da al oynayın, oynasın da görün diye Pereira'nın 11'de sürdüğünü düşünüyorum ben. Çok bir şey Mesut'tan beklediğinden değil de Mesut diyorsunuz, oynatmıyorum diye afra tafra yapıyor, bir de ona itibar ediyorsunuz. Alın görün Mesut'u, ne oynayacaksa oynasın da bize Antwerp maçını alsın o zaman. Bana da yarar, size de yarar. Hepimiz aynı kayıktayız diyen bir Pereira vardı dün maça çıkarken ilk 11 seviyesinde. Oyundan alırken de Pereira demiştir, işte niye oynatmadığımı gördünüz mü demiştir içinden yönetime ve taraftara diye düşünüyorum açıkçası. Bu konuda da tamamen Pereira'nın yanındayım şahsen. Böyle bir durum var yani, çok büyütülecek bir kayıp değil dün akşam Fenerbahçe için puansal olarak ve gruptaki durumu olarak, çünkü hakikaten çok bir şey ifade etmiyor bana Avrupa Ligi'nde. Türk takımlarının hedefleri çok bana bir şey ifade etmiyor. Tecrübe derseniz, puan derseniz, ülke puanı derseniz, moral derseniz, özgüven derseniz, işte kazanma alışkanlığı falan derseniz bu açıdan önemli olacak bundan sonraki maçlarda. Ama hepsi o. Esas önemli olan Galatasaray için de Fenerbahçe için de Süper Lig'dir. Süper Lig için de Fenerbahçe buradan Galatasaray gibi derslerini çıkartırsa, Galatasaray başarısını Süper Lig'e taşırken, buradaki moralini, özgüveni taşırken, neyi doğru yaptığına bakarak bunu lige taşırken, işte savunma kurgusu, topu kaybettiği zamanki şey falan ve Marco faktörü, Fenerbahçe'de burada neyi kötü yaptığını, neyi yanlış yaptığını, neden bu kadar eksik o, çünkü Türkiye'de zirvede bir Fenerbahçe var, Avrupa'da grupta tam tersine aşağıda arkada bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla Türkiye'de 1-2, Avrupa'da son 2 grubunda. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın tam tersine ben neyi yanlış yapıyorum Avrupa'da diye bakarsa, çünkü oynadığı grup Türkiye Ligi çapında bir grup yani. Hani Şampiyon Ligi oynamıyor ki ölçü olmasın birbirine. Burada ölçü. Orada baktığında da ilk göreceği şey, çünkü ben takıma bunlar ruhsuz, bunlar oynamıyor, bilmem ne falan denmesini doğru bulmuyorum. Bu takım ruhsuz falan değil. Bu takımın bir karakteri var ve mücadeleci bir takım bu takım. Koşuyor, çalışıyor, çabalıyor. Hepsi iyi niyetli oyuncular Mesut hariç. İşte orada Mesut'u anlayıp, iyice artık notunu burada verip, lige taşımazlarsa Mesut krizini, forma adaletiyle çözerlerse, özellikle Rossi, Pelkas gibi oyuncular üzerinden forma adaletiyle bu işi çözerlerse, en büyük kazanımı Avrupa'nın Fenerbahçe için bu olur. Ligi kaybetmez bu sayede. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, devam ediyoruz. 8:26 saatlerimiz. Telefon hattında açtık. 0212 363 04 34 ve ilk dinleyicimiz de şu anda hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. İzmir'den arıyorum, Hasan Fidan. 47 yaşındayım. Ne işle meşgulsünüz? Elektrik işiyle uğraşıyorum.
Buyurun dinliyoruz. Fenerbahçe taraftarıyım. Mesut Özil hakkında bundan bir hafta önce bir amcamız bağlanmıştı hatırlarsanız. Barış Bey ile konuşmuştu. Takımın Mesut Özil üzerine kurulmasını söylemişti. Mesut'un iyi bir futbolcu olduğunu söylemişti. Mesut'un eleştirilmemesi gerektiğini söylemişti. Hı hı. Ben de o amcama yürekten katılıyorum. Mesut Özil çok iyi futbolcu. Hala bir şeyler var ama Mesut Özil küstürüldü diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, Mesut Özil'i harcamamak gerekir diye düşünüyorum. Kim küstürdü peki Mesut Özil? Yani ne oldu? Ya bilmiyorum. Şimdi Mesut Özil çapında bir futbolcu. Yani oynamasa da sahada tutulması diye düşünüyorum. İsminiz tamam. Neydi? Pardon. Hasan Bey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi Mesut Özil'in son derece kaliteli, yetenekli bir futbolcu olduğunu kimse tartışamaz. Evet. Kariyeri ortada. Ne kadar büyük bir kariyeri olduğunu, başarıları olduğunu da kimse tartışamaz. Herkesin harcı değil bu başarıları elde etmek. Hem de gurbetçi bir oyuncu olarak, yani Türk kökenli bir oyuncu olarak Almanya'da kendini kabul ettirip Alman milli takımına seçilip dünyanın en iyi takımlarına gitmek. Arsenal gibi Premier Lig'in köklü bir takımına 50 milyon euro bonserviste Arsenal tarihinin en pahalı transferi o dönemde olup gitmek falan. Bunların bir sebebi var. Mesut Özil'in yetenekleri, becerileri vesaire. Dolayısıyla bu tarafını hiç tartışmıyoruz. Fenerbahçe'de geldiğinden beri ne yaptığına bakarsak, Mesut Özil oynadı mı? Oynadı. Bayağı bir oynadı. Hiçbir şey yapmadı. Çok büyük fark yaratmadı yani. Alıp Fenerbahçe'yi bir Alex de Souza etkisi yaratmadı. Yapmasın Alex de Souza etkisi. Ya farkını gösterecek. Kalitesini zaten top ayağına geldiği an hissediyorsun. Topun ayağına ne kadar yakıştığını, topu saklaması, çevre kontrolü. Zaten onları belli ediyor. Ama Barış Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Lafınızı kesiyorum da. Yani verdiği paslara bakın. Pasa karşılık verecek adam yok yani. Mesut Özil kalitesinde adam şimdi, yok. Ona şimdi cevap bakın verecek. öyle demeyin. Şimdi Fenerbahçe takımı, Mesut Özil bu takıma çok fazla. Mesut Özil bu takımda yalnız kalıyor kalite ve yetenek olarak. Onun dilinden konuşacak oyuncu yok derseniz bu doğru olmaz. O kadar da değil. Mesut Özil'in de beraber oynadığı oyuncularla birlikte, onlarla uyum içerisinde, çünkü bunlar antrenman da yapıyorlar, maçı da çıkıyorlar beraber, orada bir oyuncu grubu, Mesut Özil de o takımın bir parçası, dolayısıyla onları da yükseltecek şekilde Mesut Özil'in farkını ortaya koyması lazım. O oyunculardan da daha, yani Ferdi de Mesut sayesinde daha iyi bir Ferdi, Pelkas da daha iyi bir Pelkas, Rossi de daha iyi bir Rossi, Valencia da daha iyi bir Valencia, Berisha da daha iyi bir Berisha olması lazım. Mesut onları da etkilemesi lazım olumlu olarak, maç içindeki yerleşimiyle, paslaşması, tempo dikte etmesiyle, oyunu yönlendirmesiyle. Çünkü sağ içinde bir lider olması bekleniyor Mesut Özil'den. Biz bu lider özelliğini, takıma olumlu etkisini ve takımı bir üst seviyeye atlatacak pas, adam eksiltecek driplingler, adam eksiltecek koşu yollarına atılacak paslar vesaire, bunları görmüyoruz. Gördüğümüz koca bir maç içerisinde Mesut Özil'den bir topuk pası, bir tane iyi bir pas, bir iyi bir ara pası, iyi bir bacak arası, iyi bir yeri görüp de oyunu rahatlatma falan, tek tük şeylerle koca 90 dakikaları bitirdiğini görüyoruz Mesut Özil'in. Şimdi bunu Pereira Mesut Özil'e fırsat verdi. Bakın Van Persie zamanında 6 sene evvel ben çok eleştirdim Pereira'yı. Van Persie değil. Van Persie gibi oyuncu kenarda bırakılmaz dedik. Özellikle iç sahada gidiyordu, Fernando oynatıyordu, dışarıda Van Persie oynatıyordu. Van Persie de yüzünden belliydi zaten nasıl küstürüldü. Orada bir şey içinde, ama burada Mesut Özil'e tam tersi davrandı Pereira. Oradaki Van Persie krizinden de ders çıkarmış gibi, kendi 6 sene içerisinde olgunlaşmış gibi, hakikaten gelir gelmez Mesut Özil'e sarıldı. Övdü Mesut Özil'i ve oynattı. Fakat hiçbir verim alamadı. Kenarda evet, bıraktığında da Mesut Özil'in tepkisini gördük. Peki bunların hepsi oldu. Şimdi asıl soruma geliyorum size. Sözünüzü kesmiştim az önce. Siz de nezaketle beklemiştiniz. Ondan sonra şimdi biraz uzattım ama size soruyu soruyorum. Şimdi Mesut Özil'i siz haksızlık ettiniz, küstürdünüz, oynatmadınız. Bu adam kenarda bırakacak adam değil. Geçen gün bağlanan amca da söyledi. Mesut Özil varsa senin elinde böyle bir dünya yıldızı, onun üzerine takım kurman lazım dedi. Eyvallah. Hata ettin, kurmadın. Adamı da iyi oynatamadın. Ferdiğin fırsat yetmedi. Daha zaman lazımdı Mesut'a, ki Mesut bu sene gelmedi, geçen sene geldi. Hadi hepsini kabul ediyorum. Ben oralarda yanılıyorum. Siz daha haklısınız. Mesut Özil'ci diye, tırnak içi yani. Yanlış anlamayın. Peki kardeşim, Antwerp maçında seni 11 oynattı mı? Oynattı. Çık göster kendini.
sen beni niye bu kadar zaman yedek bıraktın diye yap patlamanı, rakip uygun. Pamuk gibi rakip. Sen yani şeyle oynamıyorsun ki, kalkıp da Dortmund'la oynamıyorsun ki. Hani rakip çok sert rakipti, kendimizi gösteremedik. Öyle de değil. Antwerp gibi bir rakibe karşı Mesut Özil çıksın, resital yapsın. İki tane gol attırsın Valencia'ya. Bir tane Berisha'ya pas versin, Berisha atamasın. Evet, doğrudur. Burada yani bakın, 60 küsur dakika mı sahada kaldı, kaç dakika kaldı bilmiyorum. Ama maçtan çıktığı ana kadar Mesut Özil tek bir olumlu hareketi yok. Sahada ruh gibi dolaştı. Peki sen Pereira'ya da, benim gibi radyoda konuşan, ne konuştuğunu bilmeyen, futbolu anlamayan adamlara da, amcanın da söylediği gibi, sizin de onu desteklediğiniz gibi, bak bu adam varsa takımı bunun üzerine kuracaksın kardeşim. Gördük işte Antwerp maçında oynattın. Bugüne kadar oynatmadığın kabahat. Gör işte Mesut Özil'i, diyecek. Öyle bir performans yapsın ki biz bugün diyelim ki Mesut Özil farkı. Gazeteler bugün Mesut Özil manşetleriyle çıksın. Gerçi Mesut Özil gene vardır gazetelerde ama tersten. Mesut Özil alsın da bir maça damga vursun. Maçın adamı olsun. Birilerine de yıldız yapsın. Valencia'ya 3 tane bıraktırsın. Berisha verdiği pasları atamayıp saç baş yoldursun. Ama Mesut olsun arkasında onların. Hepsine razıyım. Ya onları da geçtim. Allah razı olsun. Bir tane olumlu hareketini gösterin bana. Bir tane çalım attığını gösterin bana. Bir adam geçtiğini gösterin. Bir ara pasıyla işte kalitesini gösterdi deyin bana. Hiçbir şey yok. Ondan sonra da Mesut Özil oynatmak lazım. Niye oynatmak lazım? Nasıl forma adaleti olacak bu takımda? Rossi kenarda oturacak. Pelkas kenarda oturacak. İrfan Can kenarda oturacak. Zayis kenarda oturacak. Sağda hiçbir şey yapmayan Mesut Özil, en çok parayı alan Mesut Özil bir yandan da forma garanti olacak, oynayacak. Yani Pereira kusura bakmayın. Bugüne kadar Mesut'la ilgili bütün tasarruflarında oynatmama noktasında ve oyundan alma noktasında, oyuna sokmama noktasında bütün tasarruflarında ne kadar haklı olduğunu bize Mesut Özil ispat etti dün Antwerp karşısında. Doğrudur. Yani sizde, durum bu. Sizin de haklılık payınız var. Bir konuda hakkında daha görüşmek isterdim sizinle. Buyurun. İddia oranları. İddia oranlarını son zamanda radyo olarak hiç dile getirmiyorsunuz. Daha öncesinde çok dile getiriyordunuz. Neden son zamanda dile getirmiyorsunuz acaba Barış Bey? Ne açıdan dile getirmemiz gerekiyor? Şimdi iddia oranlarımız hala düşük. Düşük seviyede. Tamam, daha önce 3 maç, 4 maç, 2 maç kombine yapıyorduk. Tek maçlarımız yoktu vesaire. Bunlara kavuştuk. Ama oranlarımızın düşük olduğunu siz iddia oyuncusu olarak görüyorsunuzdur. Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim size. Bilmiyorum yeterli olur mu bu cevap ama. Şimdi iddia oyununda bir kere işte canlı bahis açıldı. Oyun çeşitliliği getirildi. Tek maça indi her şey. Gördüğünüz gibi bir sürü şey. Dolayısıyla bu anlamda olumlu şeyler yaşandı son 5-10 sene içerisinde. Olumsuza değil, olumluya doğru bir gidiş oldu. Fakat oranlarda da bir iyileşme oldu. Hatta sokak bayilerini pozitif ayrımcılık yapmak, onları yaşatmak noktasında ve işte kral oranlar gibi iddia.com'u da tutunduracak şekilde bana göre aslına baktığınızda sanal bayilerin hakkını yiyerek bir rekabet şeyine aykırı bana göre yani bunlar da yapıldı. Orada da bence yanlışlıklar var ama günün sonunda esnafı tutundurmak falan diye baktığınızda, sokaktaki bayilere baktığınızda onun bir pozitif tarafını da görüyorum. Esnafımıza katkısı olduğu için. Onun için biraz dilimi ısırdım o konularda. Orada oranlar biraz daha da iyileştirildi biliyorsunuz. Biz o oranları da öne çıkartacak şekilde Mert sürekli konuştu. İşte oranlar var, burada da kral oranlar var falan diye. Bunları da biz DJ Talk'lar da koyduk. Öne çıkartmaya çalıştık. Fakat sizin eleştirdiğiniz, bizi eleştirdiğiniz noktaya gelirsek, niçin iddia oranlarının bu illegal bahis olarak adlandırılan diğer yurt dışındaki oranlar ...larla karşılaştırıyorsunuz herhalde. Yine hala çok düşük diyorsunuz. Niye yani bu Barış Bey? Efendim? Evet, aynen. Tabii, şimdi biliyorum. Bunu söylediğinizi anlıyorum. Fenerbahçe, Barış bunu, Bey. Barış bununla Bey, ilgili... Siz iddiacısınız. Beni benden daha iyi anlarsınız. Estağfurullah, şimdi, biliyorum şimdi, ama bakın... Şimdi Fenerbahçe'nin Alanya'ya karşı kazanırı Türkiye'de 1.55. Hadi diğer bayilerde 1.57, Avrupa'da 1.90. Tamam, şimdi size söyleyeyim. Bunu bu vergi yüküyle... Bu oranla, o oranlara yaklaşmasını bile beklemeyin. Hayal. Ben de size hayal satacak halim yok. Bunu oraya getirin diye olmayacak bir şeyi buradan dillendirmenin de bir manası, bir faydası yok. Yani çözümü olmayan, faydası, sonuca ulaşmayacak bir şeyi burada söylemenin bir manası yok. O aradaki
yani o işte bizde illegal olan o yurt dışı oranları, bahsettiğiz oranlar, ne vergi veriyorlar, ne burada bir masrafları var, ne bir maliyetleri var, ne bir şeyleri var. Tamamen kar odaklı ve işte internetten de oynadığınız için zaten size oynatmasında ekstra bir maliyet de yok onun açısından. Dünyadaki herhangi bir kişi gibi oynuyorsunuz. Üstelik vergi de vermiyor kazancından bir ülkede. Dolayısıyla onun için de zaten vergi vermediği için de illegal. Ve lisanslı olmadığı için dolayısıyla da illegal. İşte o illegal oranları hiçbir zaman ölçü almayacaksınız. Çünkü bu ülkede niçin iddia oranları bu kadar düşük? Siz dünyanın en pahalı benzinini kullanıyorsunuz. Dünyanın en pahalı cep telefonunu kullanıyorsunuz. Özel tüketim vergisi adı altında, değil mi? Her şey dünyanın en pahalılarından bizim ülkemizde. Çünkü çok ağır vergi altındayız. Ülke olarak, insanlar olarak bu ülkede çok ağır vergiler altındayız. Otomobil alırken de bir otomobil alıyorsunuz, bir buçuk otomobil devlete alıyorsunuz. Bir cep telefonu alıyorsunuz, bir cep telefonu da devlete alıyorsunuz. Vergi böyle bir şey bu ülkede. Benzin en pahalısını kullanıyorsunuz, bilmem ne. Dolayısıyla böyle bakıldığında, sen vergi deyince dayanamadı gitti. Böyle bakıldığında, çünkü telefonda da en ağır vergiler var. Dolayısıyla onun için de telefonda dayanamadı. Çok ağır vergi yükü altındayız. Hele kazançlarımıza beraber bakıldığında falan gerçekten çok zor durumdayız halk olarak. Ve bu buradan hareketle bakıldığında da oyunda da, iddia oyununda da durum farklı değil. İddia oyununda da o aradaki fark neden derseniz, aradaki fark vergiden. Yoksa bu peki böyle oldu mu da şimdi biz ne yapalım? Yani biz yayını bırakalım, niye hayat bu kadar pahalı, efendim çok ağır vergi yükü var falan diye mi konuşalım? Yani sonuçta oranlarda bunlar işte. Bu oranlarla biz de konuşmaya devam ediyoruz. İşimiz spor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Evet, devam ediyoruz. 8.46 saatlerimiz bugün. Tabii ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını değerlendirdik. Konu hani Fenerbahçe'yi konuşunca ister istemez bir yerden sonra Mesut Özil'e geliyor. Dinleyicilerin de mesajlarını da gördüğüm kadarıyla onlar da bu konu hakkında bayağı bir... Bu arada Mert, yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Ben Mesut Özil geldiğinde ne dediğimi çok iyi biliyorum. Hani bugün şimdi Mesut Özil'e bu kadar kızıyorum, bu kadar ağır eleştiriyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum ne dediğimi. Mesut Özil dünya yıldızı. Ben hayal bile edemezdim Fenerbahçe'ye geleceğini. Bir fırsat transferidir. Türkiye'de de yaşamak istiyor. Evleniyor, Türkiye'ye yerleşmek istiyor. Yani bir de aklı tekrar gideyim İngiltere'ye döneyim, Almanya'ya gideyim, o İtalya'ya, İspanya'ya gideyim, öyle bir şey de yok. Adam artık bırakıyor bu işleri, diyor ki. Dolayısıyla burada sahiplenebileceği ve bir de Mesut Özil ortada kalmış bir adamdı. Alman, kendini Alman olarak sayıp Almanya'yı tercih edip Alman milli takımını tercih edip Alman milli takımında da yıldızlaşan bir adamın, Türk'ten fazla Alman hisseden bir adamın kendini artık oradaki dışlanmayla, oradaki tepkilerle vesaire küsüp, oradaki hayatına küsüp, geçmişine küsüp, Alman milli takımına küsüp, Almanya'yı terk edip İngiltere'ye yerleşip, ama İngiltere'de de onun vatanı değil. Dolayısıyla ortada kalmış bir adamdı Mesut Özil. Ve Mesut Özil, Mert, bir aidiyet arıyordu kendine. Bu aidiyeti ona Türkiye ve Fenerbahçe kucak açarak, zaten Türk kökeni olduğu için de, Türk olduğu için de ve evleniyor, buraya yerleşecek. O kadar onun için düzgün bir hayat planlamasıydı ki bu. Olmaya sahip olmadığı evi, ev sıcaklığını ve camia aidiyet duygusunu ve bir kitleyi, bir taraftarı, bir camiayı Fenerbahçe ona verdi. Ben bunu bir tam bir eşleşme olarak gördüm. Ve Mesut Özil'in yetenekleri ve kalitesiyle burayı da sahiplenmesiyle beraber, yani burada alayım 5 milyon euroyu da işime bakayım, 3 sene daha oynarım, ondan sonra da zaten tamam değil. Mesut Özil'in ihtiyacı olan maneviyatı bulabileceği bir yerdi Fenerbahçe ve Türkiye. Doğru adreste Türkiye'ye gelmek, doğru adreste Fenerbahçe. Ve dolayısıyla da
sahaya da bunu yansıttığı zaman buradaki manevi ve maddi tatmin de var. Yani hani ya bu paraya mı oynayacağız biz Mesut Özil'iz diyeceği bir para da değil. Hatta Fenerbahçe'nin boyunu aşan bir para. Verilen para. Oradan buradan denkleştirilen şeyler yani. Hatta yapmaması gereken harcamalar bir noktadan bakıldığında ekonomisine falan. Ama arkasında bir hikaye var. Arkasında bir şey var ve Fenerbahçe'yi başka bir seviyeye taşıyabilecek bir sportif potansiyel var. Tamam dedik ve ben büyük transfer diye konuştum. Ve bu açıdan bakarak bu değerlendirmelerle büyük transfer diye konuştum. Pereira da geldi, şans verdi. Yani Pereira kullanamadı Mesut Özil'i. Aynı Van Persie'de yaptığı gibi burada da egosuyla, kibiriyle Pereira, yıldız düşmanlığıyla Pereira elini yüzüne bulaştırdı da olmadı. Tam tersi oldu Pereira açısından. Cebimizde bu laflar da vardı Mesut Özil geldiğinde. Pereira'ya emanet edersen bu takımı, 6 sene önce Aziz Yıldırım yaptı hatayı. Şimdi Ali Koç da yaptı. Duruyordu bizim cebimizde. Ama biz o kartı cebimizden çıkartıp burada kullanmadık. Direkt çöpe attık. Çünkü Pereira o kartı yırttı elimizden alıp. Ve biz de Pereira'yı da alkışladık. Ama o günden bugüne biz bu kadar Mesut Özil'ci, tırnak içinde söylüyorum, bakarken hayata, Mesut Özil bizi yarı yolda bıraktı. Yani şu Antwerp maçındaki oyunu ve sahadan çıkarken yaptıkları tuz biber. Bütün bu hikayesine tuz biber. Ya ve tekrar söylerim yani, ve bu adamı biz ne yapıyoruz peki hala şu anda? Eline megafon verip taraftara konuşturuyoruz. Hala takım liderliği yapıyor kendince. Çok kısa bir şey ekleyeyim mi? Çok kısa. Çok kısa. Mesut belki sahada performansı gösteremiyor ama sahada performansı gösterememesine rağmen hala Mesut'u destekleyen ciddi bir taraftar kitlesi olduğundan söz edebiliriz herhalde, radyoya gelen bağlantılardan anlıyoruz. Değil mi? Şu var, şöyle diyelim, çok eleştiri var Mesut Özil'e, Mert'in mesajlarında da söylediğine göre tahmin de ediyorum ben taraftarın tepkisini, çünkü normal, çok doğal. Ama destekleyen niye destekliyor? Bir şeyler bekleyenler de var. Destekleyenler Mesut Özil'in hala potansiyeline konuşuyor. Aynen. Ve dolayısıyla o destekleyenlere de siz nasıl desteklersiniz Mesut Özil'i kimse diyemez, çünkü o potansiyel gerçekten var. Ben de şunu demek istiyorum çok kısa. Yani onlara da biz kızmıyoruz. Yok, ama Mesut Özil'e kızıyoruz. Mesut Özil dünün oyuncusu değil. Mesut 33 yaşında Real Madrid, Arsenal, Alman milli takımı görmüş. Çıkarken yaptığı bu davranışlar, oyuna girmediği için yaptığı davranışlar Mesut'a olan desteği de kısa sürede azaltır. Mesut onu da bilmeli. Azaltıyor zaten. Mesut onu da bilmeli. Hala destek varken, yani oyundan çıkarken hemen çıkacaksın. Tepki göstermeyeceksin. Bir sonraki maç daha iyi olmaya çalışacaksın. Hatta oyuna giren arkadaşını cesaretlendireceksin. Aynen. Senin yerine ama giren. Ama çıktın. Yani orada Mesut Özil olarak göstereceksin hiç olmazsa. Suratın bir karış. Bütün televizyon seni çekiyor. Milyonlarca kişi senin surat ifadeni görüyor. Ondan sonra çıkıyorsun. Tekmeler o bu olduğu noktada Mesut o desteği de çok kısa sürede kaybeder. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saatteyiz Sabah Sporu'nda. Telefon hattımız da açık. Dinleyicimiz de hatta hazır mı Hakan? Dinleyicimiz evet, birazdan hazır olacak. Bakalım dinleyicimizin gündeminde ne var? Sonrasında tabii ki konuşacağımız konular daha var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey. Ben Sedat Kandemir, İzmir'den arıyorum sizi. Hı hı. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Mert Bey, sizlere de günaydın. Çok uzun zamandır dinliyorum Barış Bey'i ben. Yıllardır. Sağ olun. Yani 10 yılı geçmiş zamandır. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sesinizi duymak bir şekilde canlı, inanın çok güzel. Hemen konuya geçeyim. Teveccühü sağ olun. İki tane maç oynandı tabii dün. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hı-hı. Galatasaray sizlerin de belirttiği gibi çok hani sakin oynadı. Lokomotiv Moskova'da hızlı oynamasına rağmen defansta çok iyi kapanan bir Galatasaray. Son dakikalarda aldığı golle güzel bir galibiyet oldu. Türk futboluna hayırlı olsun puan aşamasında. Fenerbahçe maçında da inanın üzüldük. Sizin de dediğiniz gibi yenebilirdik aslında Antep'i. Yenseydik daha güzel şeyler konuşacaktık. Herkes tabii şu anda Mesut Özil'i konuşuyor.
Ben Ferrero'nun bir açıklamasına çok üzüldüm. Dedi ki biz bu seviyelerde değiliz. Şimdi Fenerbahçe futbol takımındaki oynayan futbolculara bakıyorum. Hep o seviyelerden Fenerbahçe'ye gelmiş futbolcular var. Güzel futbolcular var sonuçta. Hani biz o seviyede değiliz de o zaman oynamayalım yani. Yani o ama söylediği seviye Avrupa Ligi'ni kazanma seviyesi. Yani şöyle, Avrupa Ligi'nin seviyesinde değiliz demiyor. Avrupa Ligi'ni kazanacak evet, seviyede aynen değiliz. Aynen öyle. Şampiyonluk diyor. Kupa şimdi, diyor. O şekilde dedi de benim algıladığım şu. Biz tabii ki Avrupa Kupası'nı kazanamayacağız. Ama ilk turdan da hemen havlu atmayalım. Hani mücadele edelim. Yok öyle bir şey demiyor kimse ama. Yani Pereira da demedi. Yani oynamayalım burada biz şampiyon olamayız. Dolayısıyla olmamızda bir manası yok kimse demedi. Sadece şu var. Yani biz burada hani bazen hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Oynadığımız maç puan kaybı, mağlubiyet, şu bu, gruplar ya da sonrası fark etmez. Hani burada şampiyonluğun favorisiymişiz de nasıl biz burada daha ilk grup maçında bilmem nesine gibi bakmayın diyor. Biz zaten bizim şampiyon olmamız mümkün değil diyor. Daha oradan çok uzaktayız biz diyor. İstikrar ve tecrübe gerekiyor. Tabii istikrar lazım, tecrübe lazım. Daha kalite lazım diyor. Biz o kalitede değiliz diyor. Yani kalite olarak da yani bu haddimizi bilelim. Biz kupanın favorisi değiliz diyor. Bu kadar ya. Kupanın favorisi olmak. Şimdi mesela bu şeye deme. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain kupanın favorisi. Şimdi Paris Saint-Germain grup maçını kaybettiğinde millet kızıyor. Ya sen kupayı alacağım diyorsun. Daha sen grupta Club Brugge'yi yenemiyorsun. Falan diyorlar mesela. Orada mantıklı. Ama Fenerbahçe o değil işte. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin PSG'si değil. Bunu kimse öyle diyenler var çünkü. Biz Avrupa Ligi'ni alacak takımız falan. Nereden alacak takımsın sen? Değilsin ya, yani. Onu söylüyor. Ama hani bir Antep'le ya da bir Frankfurt'la hani onlarla da en azından başa beş, yani onları geçebilmeliyiz yani. O kadar da kötü değiliz. Hani Fenerbahçe'deki oyuncuları siz hep sayıyorsunuz. Bizler de biliyoruz ya da Galatasaray'daki oyuncuları. Tabii ki biz Avrupa futbolunun gerisindeyiz. Ama aklım almıyor. Bu kadar da gerisinde olmamalıyız yani. Doğru mu? Bilmiyorum ama. Hani peki, futbolcuları ve şey göründü. Hani Pereira'nın da birazcık kendisini şöyle bir tahtaya yazıp biraz kendisi hakkında notlar alması lazım diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Peki. Saygılarımı sunuyorum. İzmir'den selamlar. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz Mert'le de konuştuk bunu hem yayına girmeden daha sabah. Erken 7'de hem de yayın esnasında da çok kısa değindik. Pereira'nın gerçekçi konuşması, eldivensiz konuşması, ben takdir ettim Pereira'yı açık söylemek gerekirse. Ama Mert de dedi ki yani bu ne kadar doğru tartışılır oyuncularla, oyuncular nezdinde yaratacağı etki vesaire diye. O da tabii tartışılır, doğrudur. O konuda siz de bakıyorsanız haklısınız. Yani bunu demek ne kadar doğru. Çünkü biliyorsunuz çok, benim çok geç öğrendim. 30 küsur yaşından sonra öğrendim ben yani. Keşke daha önce bilseydim. Çok daha fazla şey kazanırdım hayatta. Bir laf var. Bana öğretilen şuydu ve hep uyguladığım ve uygulamakla gurur duyduğum şey, ben hep doğruları söylerim. Hep doğruları söylemek duymuş doğrusu. Yani doğru olan neyse hep söylemek lazım diye öğrendim ben. Ailemde de öyle öğrendim. Bunu da meğerse bunun bir üst versiyonu varmış daha doğru olan. Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu her zaman söyleme. Ama her söylediğin doğru olsun, hiç yalan söyleme. Ben her doğruyu söyle ne olursa olsun anlamında bunu anlamıştım. Sonradan öğrendim ki bu değilmiş doğrusu. Doğrusu hep doğru konuş ama her doğruyu da her zaman söyleme. Hangi doğruyu ne zaman söyleyeceğini bilmiş meğerse. Şimdi acaba Pereira buraya mı giriyor bu lafı? Bu tartışılır. Bence öyle bir problem de yok. Yani bunu demesinde bir problem de ben görmüyorum. Neden? Ya oyuncu da bilsin haddini o zaman. Oyuncu da o lafı yedirtsin hocasına. Yani hoca diyor ki oyuncusuna, siz diyor Avrupa Kupası'nı bulunduğunuz kulvarda, siz burada şampiyon olacak takım değilsiniz diyor. Evet, bundan ne olacak yani? Gocunacaklar, hoca bize inanmıyor deyip özgüvenleri mi kaybolacak? Olabilir, evet. Ama olmasın öyle. Olmasın öyle yani. Biz Antwerp, Antep dedim ya az önce, Antep benim için çok bir şey yok. O seviyede yani. İşte 3 aşağı 5 yukarı yani. Şimdi Gaziantep. Şimdi Gaziantep'in hocası dese ki Gaziantep'e, siz Türkiye Ligi'ni kazanacak takım değilsiniz. Bundan moralleri mi bozulacak Antepli oyuncuların? Kendine Türkiye Ligi'ni şampiyon bitirecek takım olarak mı görüyor Antepli oyuncular? Yok. İşte biz de Avrupa Ligi'nin Antep veya biraz Antep'in üstü takımıyız yani. Antep'in biraz üstüyüz Avrupa Ligi'nde tabii, Fener ve Galatasaray dediğin zaman o kadar da değil.
Ama belki de Antep'iz yani. Çünkü Antwerp'le oynadığımız futbola bakarsan, Lokomotif'le Galatasaray'ın oynadığı maça bakarsan, arkadaşlar mesela beğenmişler, ben o kadar da beğenmedim. Sadece daha derli toplu bir Galatasaray var. Arka tarafta daha derli toplu ve konsantre bir Galatasaray var savunma yönünde. Hücum yönünde gene yok ki Galatasaray. Hücum yönünde ne yaptı ki Allah aşkına? Gol haricinde ne yaptı ki Galatasaray? Yok. Ama savunmada Türkiye Ligi'ndeki Galatasaray'a nazaran daha derli toplu, daha konsantre. O da işte Marco A farkı oyuncu bazında. Takım olarak da orada tabii ligde bocalayan bir Galatasaray, orada bir özgüven problemi var. Ama Avrupa'ya çıktığında grup lideri, gol yememiş, orada başka bir hikaye var. Orada daha kolay motive oluyorlar, konsantre oluyorlar sanki. Daha üzerlerinde baskısız herhalde oynuyorlar. Bu da belki konuşulabilir. Yoksa o. Yani dolayısıyla da bu takımları o zaman hocalar oyunculara gerçekleri söylesinler. Herkes bir haddini bir görsün, bir aynaya bir baksın. Ondan sonra da hocalarına bu lafı yuttursunlar. Pişman etsinler hocalarının bu lafı ettiğine. Gitsinler çatır çatır top oynasınlar. Ya ben hoca da çıkar der, merak etmeyin. Der ki vallahi ben bizim takım için kupayı biz almak nerede? Biz o seviyede değiliz dedim ama oyuncular bana bu lafı yutturdular. Hepsine gurur duyuyorum der. Hoca çıkar işin içinden zaten. Çünkü şampiyon takımın hocası oluyorsun günün sonunda. Bunda kötü bir şey yok ki. Evet, şimdi reklam arasına kadar biraz mesaj okuyalım sizlerden neler gelmiş. Nurettin Öztürk demiş ki Mesut Özil bu saatten sonra ancak Football Manager'da iş yapar demiş. Gerçek hayatta ondan çok bir beklentisi kalmadı. Aslında normalde bu tip durumlarda hep kazanmak marifettir. Kaybetmek çok kolaydır. Oyuncuyu ya da insanı kaybetmek çok kolaydır. Hep kazanmaya çalışmak lazım. Ortada da daha çok öyle aman aman bir şey yok. Hem sezonun başı hem de işte Mesut iki defa çıkarken tepki gösterdi diye de üstünü çizmeye de gerek yok. Günün sonunda bahsettiğin Mesut Özil. Fakat Ali'nin dediğini unutmayın az önce. Bu davranışlarına devam ederse Mesut'u kazanmak için çaba göstermeye gerek yok. Çünkü Mesut kazanılmak istemiyor. Şimdi siz elinizi uzatıyorsunuz bir adama, tamam mı? El uzatmak çok iyi bir şey. Yani barışmak, affetmek yahut da affetmek bile olmasa bile orta yolda buluşup uzlaşmaya çalışmak, bu büyüklük küçüklük değil yani. Bir insana elinizi uzatmak sizi küçültmez, büyütür. Ama o elinizi iterse, elinizi uzatmazsa, uzatılan ele el uzatmazsa o onun küçüklüğü olur. Şimdi Mesut biraz burada uzatılan eli itiyor. Uzatılan el ne derseniz, uzatılan el ilk 11 çıktı maça. Maça ilk 11 çıktı. Sana elini uzattı Pereira. Sen Pereira'nın elini ittin. Ha Pereira'nın elini sıkmadığın gibi, sana elini uzattı, elini maçın içindeki performansında bunu sıkmadığın gibi çıkarken de oyundan omuz attın bir nevi. Sen kavga istiyorsun. Sen o zaman sen uzlaşma istemiyorsun ki. Sen uzlaşmazlık istiyorsun o zaman. Yani burada Mesut Özil kararı verecek olan kişi. Hani Mesut Özil'i kazanmak lazım dediğin zaman bunu bu Mesut Özil'e bağlı artık bu saatten sonra. Mert'e, Ali'ye, bana, taraftara, Pereira'ya, Ali Koç'a bağlı değil ki. Mesut Özil'e bağlı olan bir konu. Mesut Özil çaba gösterecek kendini kabul ettirmek için. Fırsatları kullanamıyor çünkü. Hem de yanlış işler yapıyor. Dinleyicimiz de o yüzden haklı duruma geçiyor bu son mesaj atan dinleyicimiz. Bu iş bundan mesajdan bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyorsak eğer, doğru bir lafsa bu lafta, onun müsebbibi Mesut'tur yani, başkası değil. Ümit Koşar da bence Mesut kendine kızdığı için öyle davrandı çıkınca. Kötü oynadığını bilir futbolcu demiş. Onun bakış açısı böyle farklı değerlendirmiş. Onu evet. Bardağın dolu tarafı herhalde yani, varsa böyle olur herhalde. Tabii Çin'i bilemeyeceğiz Mesut Özil'in. İnşallah öyledir. Yani o zaman Mesut Özil de çıkıp diyecek ki çünkü daha önce de oynamadığı için yeleği fırlatmıştı ya. Hı. Şimdi de böyle. O zaman Mesut Özil'in demesi lazım ki o Radyo Spor'a mesaj atan dinleyici haklı. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben kendime kızıyorum. Ben kimseye kızmadım. Hocama da saygılıyım. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum kötü oynadığım için. Kendi futboluma kızıp ben su şişesini tekmeledim diye açıklama yapsın o zaman. Ya bu açıklamayı da öyle basın toplantısına falan gerek yok. Bir tweet atsa yeter. Mikail Tekin'in mesajıyla da reklama gidelim. Program içinde daha önceden bir konuyla alakalı yazmış. Barış Bey'e katılıyorum diyor. Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nı alamayacağını futboldan az çok anlayan herkes tahmin eder. Ama demiş kupayı alamayacak diye gruptan çıkmasın o zaman. Gidip oynamayalım, televizyonlarda kimse alamasın o zaman ilk puanı diye. Ya kardeşim, o yanlış anlamış. Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon dışında bu ligde şampiyon olacak takım yok şu anda. Bu dört takımdan bir oynamasınlar mı, çıkmasınlar mı lige?
hepsi ellerinden gel. Çünkü toplayabileceğimiz en yüksek puan toplayalım. Bakarsın şampiyon oluruz diye %1 hepsinin umudu da vardır yani. %1 de olsa. Umut fakirin ekmeği. Herkes umut eder. Ama olmuyorsa da en iyisi olsun olabileceğini demen lazım. Onun için en yüksek puanı toplayayım toplayabileceğim. O beni 3. mü yapar, 5. mi yapar, 7. mi yapar bakarız demesi lazım. Rekabet budur, mücadelecilik budur. Yani bu her konuda hayatta böyle bu yani. Siz her el attığınız işi en iyisi olmak için mi yapıyorsunuz? Siz kendi elinizden gelen en iyisini yapmak için yapıyorsunuz. O sizi en iyi yapar ya da yapmaz. Siz kendi elinizden gelen en iyisini yapacaksınız. Bu futbolda da takımda da oyuncuda da böyle yani. Dolayısıyla bizim konuşmalarımız da bu minvalde. Hocanın konuşmaları da bu minvalde. Aksine Fatih Terim'in bizim takımımız şampiyon da olabilir yani bu gruptan bir çıkalım da çıktıktan sonra hiç belli olmaz lafı bence siyaset. Bence o samimi değil. O bir parmak bal çalıyor. Kendi de biliyor bu takımın şampiyon olmayacağını ama onu diyemiyor. Gruptan çıkarsak, gruptan çıkmak senin için bir meseleyse sen şampiyonu nasıl konuşuyorsun zaten yani? Ya hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz lafı yanlış mı? Çok doğru. Çok doğru, hiç belli olmaz. Hiçbir şey belli olmaz. Yani bu yayından sonra ne olacağımızı da bilmiyoruz yani. 5 dakika sonramızı bilmiyoruz. Öyle bakarsanız ne konuşuyoruz burada yani? Öyle saçma şey laf mı olur? Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını sizlere aktarayım hemen. Bir Bitcoin 597.451 TL'den işlem görmekte. Dün de yine 600 binin hemen altında işlem görüyordu. Gerçi sonrasında 617 binlere kadar çıktı gün içerisinde. Ama sonrasında öğleden sonra yine bir geri çekilme gözlemliyoruz. Dolar bazlı da bakacak olursak 62.860 dolarda 67 binlere kadar yükselmişti. Şu anda 62.200 son 24 saatteki en düşük rakam. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. ...9.18 saatlerimiz... iddia bölümündeyiz. Avrupa maçları sona erdi. 3 günlük bir serüven diyebiliriz. Sona erdi. Şimdi lige dönüyoruz tekrar. Bugün de Süper Lig'de saat 20'de Yeni Malatyaspor Altay karşılaşması var. Bu arada bu maç ve Süper Lig'deki diğer karşılaşmalara normalden daha yüksek oranlarla iddia bayileri ve iddia.com'dan oynayabilirsiniz ki bu hafta, hafta sonu diyemiyorum, pazartesi günü bir derbi var. Beşiktaş'ta Galatasaray'da karşı karşıya gelecek ama bugünün kuponu için tabii ki gözler Ali abide. Bakalım Süper Lig'deki maç harici hangi iki karşılaşmayı da verecek bize? İtalya'daki karşılaşmaları seçtim. İtalya'daki karşılaşmaları bu arada Esport 2'den ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Torino-Genova mücadelesi. Torino son karşılaşmasında Napoli ile oynadı ki o karşılaşmada 1-0 kaybetseler de 80 dakika kadar ligde şu ana kadar tulum çıkaran Napoli'yi durdurmayı başardılar. 80'den sonra gol yediler, kaybettiler ama genel olarak Torino'nun mücadelesi beğenildi. 4 haftadır kazanamıyor Torino ve ligin attığı gol, yediği gol olarak en böyle mütevazi ekiplerinden bir tanesi. 8 maçta 9 gol atabilip 8 gol yediler. Diğer tarafta Genova için işler biraz daha kötü gidiyor. Onlar el değiştirdi. Amerikalı bir grup Genova'yı aldı. Ama son karşılaşmada bir beraberlikleri var Sassuolo karşısında ki hani 2-0'dan geri gelmeleri, 90. dakika olsa dahi beraberliği kurtarmaları onlar açısından belki biraz olumlu olarak söylenebilir. Ben burada yakın geçecek ama 3 golün aşılmayacağı bir karşılaşma bekliyorum. 2-3 gol. O yüzden tercihim olacak. Diğer karşılaşma Yeni Malatyaspor Altay mücadelesi. Yeni Malatyaspor Şumudika ile beraber ilk karşılaşmada Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı. Dün de Salim Manav, Radyo Spor programcısı, güzel bir iş yaptı. Şumudika'yı yayına bağladı. Yeni Malatyaspor teknik direktörünü. Ben de yayının bir kısmını dinledim. Şumudika
Hoca'nın söyledikleri arasında ilgimi çeken şu oldu. Dedi ki ben Türkiye Ligi'ni beğeniyorum. Takım çalıştırmazken de Türkiye Ligi'ni izliyorum dedi. Allah Allah, enteresan. Evet, aynen, ilginç bir şey söyledi ve geldiğim zaman dedi Adana Demirspor'la ilgili tüm bilgileri oyunculara aktardım. Hazır geldi, evet, yani o aşağı, yani güzel. Analizimi yaptım anlamına getirdi ve aktardım. Oyuncular da bunu çok iyi uyguladılar dedi. Ve dedi ben dedi o maçın hakemini tanıyorum dedi. Kolay kart gösteriyor dedi. O yüzden bütün maç boyunca kenarda sakin durdum dedi. Allah, ders mi çıkarmış bir de Şumudika böyle? Ya işte hani enteresan adam Şumudika. Güzel değişik şeyler söylüyor. Değişik şeyler söylüyor. Hani aslında bu söylediklerim ligi ne kadar iyi tanıdığının bir işareti Şumudika'nın. Yani artık hakemi biliyor. Hakemin karakterini biliyor. Sağ kenarında ona göre davranıyor. Adana Demirspor'u zaten analiz etmiş. Ben diyor kendimi burada ünlü gibi hissediyorum diyor. Herkes geliyor fotoğraf çektiriyor diyor. Şovmen tabii yani. İyi hissediyorum diyor Türkiye'de kendimi. Aslında bence potansiyeli çok yüksek. Ama kariyeri de biraz şeye doğru gidiyor. Yılmaz Vural kariyerine doğru gidiyor. En büyük rakibi de yine kendisi. Şumudika'nın, evet. Yılmaz Vural'ın da öyleydi. Evet. Kariyeri boyunca. Yani aslında bence büyük takım çalıştırabilecek materyali bile var Şumudika'nın. Aynı Yılmaz Vural'da olduğu gibi. Bakalım kariyeri nasıl devam edecek. Ben Altay karşısında en azından yenilmeyeceklerini düşünüyorum. İyi de bir oran vermişler. Yeni Malatyaspor'un yenilmezliğine 1.37. Bence rahat rahat denilir Yeni Malatyaspor'un yenilmezliği Şumudika etkisiyle. Diğer karşılaşma yine İtalya'dan, dediğim gibi Sampdoria-Spezia mücadelesi. Biraz al birini vur ötekine takımları. Özellikle yedikleri gol sayısı ikisinin toplamı 36. 8'er karşılaşmada biri 20, biri 16 gol yedi. Bence bu karşılaşmada 2.5 gol üstü olur. Kısaca toparlamak gerekirse Torino-Genova 2-3 gol. Yeni Malatyaspor yenilmez ve Sampdoria Spezia'da da 2.5 gol üstü tercihlerim oldu. Toplam oranı da iddia.com'da, ki oranlar daha yüksek burada, 3.65. Bugün 1. Lig'de de 2 maç var. Eyüpspor, Adanaspor, Ankara Gücü, Manisa, FK. Premier Lig'de Arsenal, Aston Villa maçı var. Fransa Lig 1'de Saint-Étienne, Angers. İspanya Liga'da Osasuna, Granada. Bundesliga'da da Mainz, Augsburg maçları var. Hazır burada bülteni söyledim. Hafta sonu da Esport 2, Esport Plus'ta da yine çok güzel karşılaşmalar sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu El Clasico var. Aynen, pazar günü 17-15'te. Barcelona Real Madrid Camp Nou'da oynanacak, evet, karşılaşma. Inter Juventus maçı var. Aynen. Son 10 sezonun 9'unda Juventus, 1'inde Inter şampiyon olmuştu. Sezona Juventus kötü girdi ama şimdi kazanırsa puanları eşitleyecek. İtalya derbisi, evet, deniyor bu karşılaşma. Aynen, çok önemli bir karşılaşma. Her o da kadar... Esport'ta pazar günü 21.45'te. Mesela Esport'un da pazar günü çok güzel bir akışı var. Onu da söyleyeyim sana. 18.30'da Liverpool Manchester United maçı var. Evet, sıra ona gelecekti. Bir de o maç var. O maçtan sonra onun maç sonu var. Hani İbrahim Altınsay ile Gökhan Aptik o maçı değerlendirecekler. Ardından da Inter Juventus maçına gideceğiz. Aynen. Çok güzel. Pazar günü özellikle çok güzel karşılaşmalar var. Yani tekrar sayacak olursak Barcelona Real Madrid, Manchester United Liverpool ve Inter Juventus. Aynen. Yani 3 büyük ligde 3 dev, hatta o liglerin belki de en büyük karşılaşmaları diyebiliriz. Aynı haftaya aynı güne, değil mi? 3'ü de pazar günü denk geldi. Pazartesi günde bizim derbi var. Evet, pazartesi Beşiktaş Galatasaray derbisi. Yani bu hafta sonu hakikaten güzel bir futbol hafta sonu olmasını ummaktayız. Evet. Şimdi Barış abi. Ha, bir de İtalya'da o gün 19'da Napoli Roma. Aynen. Roma Napoli var. Roma Napoli miydi? Şimdi 6 tane gol yedi Mourinho. 1008 tane maça çıkmış kariyerinde. İlk kez 6 gol yemiş bir Mourinho takımı. Dün de dedi ki gördünüz mü şimdi de neden hep aynı oyuncularla oynuyorum. Artık bana bu soruyu sormazsınız. Bu 6 gol yemenin iyi bir tarafı oldu dedi. Yalnız yine oyuncularını da burada görmüş ama. Klasik yani, Mourinho. Napoli'de 8'de 8 yaptı. O maçın da birden hikayesi, evet, enteresan noktaya geldi. Barış abi, şimdi size bir soru var. Bugün konuşmadık. Yorumunuzu merak ederler. O da şu: MHK Başkanı Serdar Tatlı dün istifa etti. Hala resmi bir açıklama yok ama kendi hakem mesaj sisteminden bu istifayı bildirmiş. Fakat dediğim gibi resmi bir açıklama henüz gelmedi. Adaylar ortaya atıldı çeşitli. Bir de bunun bu Kulüpler Birliği TFF toplantısının hemen ertesi güne denk gelmesi vesaire vesaire, çok konu var ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Türk vallahi, polu düzelecek mi? Valla Fırat Aydınus başta olmak üzere birçok isim geçiyor. Evet. Mustafa Çulucu. Mustafa Çulucu. Bir sürü, birçok var. Muhittin Boşak, Dünya Mingez'e bir sürü isim geçiyor. En enteresan
enteresan olanı geçen sene içinde Fırat Aydınus tabii. O çok istediği söyleniyor Fırat Aydınus'un. Hatta bugün bir yerde Cüneyt Çakır başkan, Fırat Aydınus yardımcı gibi de denmiş. Çok vallahi farklı farklı. Biraz biz de tabii farklı mutlaka senaryolar da vardır. Dezenformasyon da vardır. Tam bilemiyorum ama Ajans Spor çok yakın takip ediyor. Ajans Spor'da sürekli bunun haberleri geçiyor. Ben de hem sosyal medyasından hem de sitesinden takip ediyorum ve bunlar da Radyo Spor'da da tabii yayına da yansıyor. Ajans Spor'da yazılıp çizilenler üzerinden farklı görüşlerde dinleyicilerimiz dahil konuşuluyor. Dünden beri gündemi meşgul eden bir konu bu elbette ve bir müddet daha da meşgul etmeye devam edecek. Çünkü hemen böyle bugün yarın belli olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü daha senin söylediğin gibi Tatlı'nın başkanlığı bıraktığını bile doğru düz duyurabilmiş değiller. Evet. Sadece bir yalanlama yok. Yani istifa ettiğini anlıyoruz. Bilmiyoruz. Anlıyoruz istifa ettiğini. Yani öyle söyleyeyim. Biz de ilk verenlerdeniz bu haberi ve arkasını, hikayesini takip ediyoruz. Ve yine o hikayede de bildiğimiz, çünkü çok ciddi bir bilgi kirliliği olan bir konu olduğu için bildiğimiz bir şey var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın baskısı var bu yönde. Yani istifası, Fenerbahçe başkanını istifaya götüren süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin ağırlıklarını koydukları, buradaki atamalar olsun, hakem kurulu yönetimi olsun, buraların artık güven vermediği ve ciddi bir, buna formsuzluk boyutunu da koyabilirsin, kötü niyet senaryolarını da koyabilirsin, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın el birliğiyle bastırıp bu yönetimi devirdikleri ve yeni bir yönetimin, yeni bir başkanın gelmesi noktasında böyle bir girişimler oldu. Bunda da başardıklarını görüyoruz. Şimdi peki, hayırlı olsun diyelim bir kere ve kim gelecek bakalım. Kim? 2-3 aşağı 5 yukarı bu. Hakem havuzu bu zaten. Ama atamalar nasıl olacak? Bugüne kadarkinden farklı olarak hangi hakemler ön plana çıkacak, hangi hakemler arka planda kalacak? Bunları yaşayıp göreceğiz. Ama siz de takdir edersiniz ki Fırat Aydınus da gelse, Mustafa Çulcu da gelse, Bünyamin Gezer de gelse, başka farklı Muhittin Boşat da gelse, Cüneyt Çakır başkan olup Fırat Aydınus yardımcısı da olsa, ne olursa olsun hakem havuzu bu. Bu hakemlerle oynayacak bu lig. Bu kurallarla, bu hakemlerle. Gelen başkan ve ekibiyle hakem kurulu atamalarında daha herkesi mutlu eden, yani en isyan eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'sa eğer bugün, onları daha iyi ki oldu bu dedirtecek. Ne göreceğiz? Veya da öyle bir şey göreceksek de bunu hangi gerekçelerle bu beklenti içine gireceğiz bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Bana sorarsan çok bir şey değişmeyecek. Ama hep bu kurullar içerisinde, disiplin kurulları da dahil, TFF'nin yönetim kurulu da dahil, kurumlar içerisinde bir klikleşme, bir çatışma dolayısıyla da onun adamı bunun adamı var. Bunu biliyoruz. Bu çatışma ve kamplaşma Federasyon Genel Kurulu'na da yansıyor, Federasyon Yönetim Kurulu'na da yansıyor. Federasyonu yönetmeye talip iki ayrı grup olduğunu biliyoruz. Bu grubun çatıştığını biliyoruz ve bu grup sadece Nihat Özdemir sonrası federasyon başkanlığı için çatışmıyor. Hali hazırda devam eden yönetim içinde de bir sürü karar almayla alakalı, hakem atamalarıyla alakalı da etki etmeye ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor olabilirler. Bunları isim isim, konu konu masaya yatırıp konuşacak kadar vakıf değiliz. Ama duyuyoruz, görüyoruz. Herkes konuşuyor futbol camiası içinde bu çatışmaları. Bunlar belli ama arkadaki motivasyon ve ne olacağıyla alakalı da tabii ki bir sürü konuda olduğu gibi ülkede bu konuda da bir bilinmezlik söz konusu. Ama federasyon içinde, Türk futbolun içerisinde büyük bir kavga var. Bir güç kavgası var. Bir irade kavgası var. Lobicilik var. Klikleşmeler var. Bu geldiğimiz noktada, MHK ile alakalı noktada aslında bunun bir parçası. Türk futbolu daha mı iyi olur? Daha mı şeffaf olur? Daha mı adil olur? Daha mı liyakat esasıyla, daha doğru terfilerle, daha doğru aşağıdan yukarıya doğru terfiler ve yukarıda da formda olanın görev aldığı, formsuz olanın arka plana alındığı ceza ve ödül mekanizmasının şeffaf ve doğru, adil çalıştığı bir yapı ne kadar vardı bugüne kadar, bundan sonra nasıl bu yönde gelişir? Bununla ilgili
kim ne diyorsa yalan söylüyordur. Hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bir mücadele var ve o mücadele devam ediyor. Bundan sonraki görevlendirmelerde de o görevlere gelen kişiler o görevde kalmaya çalışacaklar. O koltuğa tutunmaya çalışacaklar. En başta da işlerini iyi yaparak, daha az eleştiri alarak yapmaya çalışacaklar. Bir MHK başkanı kim olursa olsun koltuğa oturduğunda maçı nasıl bekler biliyor musunuz? Aman hakemler maçların önüne geçmesin de biz de rahat gece yatalım, ertesi günde işimizi gücümüzü daha rahat yapalım. Yani maçın önüne hakem geçtiği zaman bu MHK başkanı kim olursa, kime yakın olursa olsun korkusu budur. Şimdi Tatlı yönetiminde hakemler çok konuşuldu. Bu kadar baskı, bu kadar eleştiri değişti. Yarın öbür gün farklı olur mu emin değilim. Çünkü bu ligde, bu ülkede canı yananın bağırdığı, lehine hata olanın da insandır hakem hata yapar deyip bunu savuşturduğunu o kadar çok gördük ki bugün de görmeye devam ediyoruz. Bugün hakemlerden şikayet edenlerin geçmişte hakemler insandır, bir hakem eleştirmeyeceğim, biz hakem eleştirmeyeceğiz dediklerini de çok iyi hatırlıyoruz. O yüzden benim açıkçası büyük bir beklentim yok. Çok büyük böyle bir devrim bekleyenler, bir milat bekleyenler falan, bence bugüne kadar da çok başkan değişikliğini gördük. Hepsinde de aynı şeyler konuşuldu. Farklı olacağını da zannetmiyorum. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. 9.39 son bölümdeyiz. Son 5-6 dakikamız. Bugün konuşmadığımız ama girişte verdiğim haberlerden birini tekrar paylaşayım. Belki üzerine birkaç kelam ederiz. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'a bir maç men cezası geldi. Yine Bright Osay Samuel takımın şu anda sağ kanat beki. O da 3 maçtan men cezası aldı. Ali Koç ve Erol Bilecik, onlar da PFDK'ya sevk edilmişlerdi ama onlara bir ceza çıkmadı. Fenerbahçe, tabii Nazım Sangare'nin dönmesiyle birlikte en azından sağ kanat bekinde bir rahatlama olmuştur. Osay Samuel tabii ki önemli bir kayıp. Form olarak belki çok yüksek seviyede değildi ama sakatlıklarla birlikte çok da fazla forma şansı bulmuştu. Şimdi 3 maç oynayamayacak. Altay da çok eleştirildi son dönemde. Dün de ufak bir sakatlık yaşamıştı. O da yerini Berke Özer'e bırakacak. Bakalım Berke de performansıyla ben Altay Bayındır'ı zorlayabilir miyim acaba, bunu Perere'ye gösterecek mi? Onu da Alanya maçında gözlemleyeceğiz tabii ki. Yani Osay Samuel konusunda senin söylediklerine katılmakla beraber Trabzonspor maçında savunma disipline yüksek oyunculardan biriydi. Dün de Fenerbahçe ile hani böyle ilk yarıda Fenerbahçe'nin oyununu izlerken Osay Samuel'in bir iki tane böyle parladığı an gördük. Galiba ilk defa Ferdi'den daha çok ön plana çıktı evet. Karşılaşmada. Onu söyle. Ferdi de mesela iki tane iyi savunma hamlesi yaptı. Hı hı. Onu söylemek lazım. Ters kademeye girdi. Ama Osay Samuel de bence Trabzonspor ve dünkü antrenman maçlarında bir kıpırdanma vardı. Şimdi mesela ben teknik adam ya da kulüp yöneticisi olsam Osay Samuel'in ceza alma şekline ve bu cezanın 3 maç olmasına bayağı içerlerdim. Hı hı. Bayağı sinirlenirdim. Yani profesyonel futbolcuların tabii ki bir fikri olabilir ama fikrini dile getirme şeklinin takıma zarar vermemesi gerekiyor. Kendine ve takıma zarar vermemesi gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında hakemle ilgili şikayetlerini Pereira'nın anlatım tarzına bir bakın. Pereira'nın olaya yaklaşım tarzına bir bakın. Kulüp yöneticilerin yaklaşım tarzına bakın. Bir de Osay Samuel'in yaklaşım tarzına bakın. Şimdi kulüp yöneticilerinin konuyu biraz abartma, biraz popülizm yapma, bunun üzerine gitme. Zaten bunlar bu topraklarda görülen şeyler ama Pereira'nın yaklaşımı bence çok sağlıklı bir yaklaşımdı. Çünkü o topa Pereira daha fazla girerse takım daha fazla etkilenecek belli. Ama bir profesyonel futbolcu bence böyle yaklaşmamalı. Özellikle hakemlerle ilgili verilen kararlara. 3 maç az bir süre değil bir oyuncunun oynamaması için. Ve tekrar söylüyorum, yani Fenerbahçe'nin zaten bu yeni sisteminde kanat bekleri çok kritik ve onun da çok fazla alternatifi yok. Dediğin gibi Nazım Sangare'nin gelmesi önemli ama ben içerlerdim. Kulüp yöneticisi de olsam, teknik direktör de olsam bir oyuncumun sosyal medya üzerinden 3 maç ceza alması bana koyardı. Hı hı. Altay konusunda küfürle alakalı galiba değil mi? Evet. O... Şimdi Altay konusunda da şunu söyleyeyim. Altay küfür ediyor. Karşılığı var mı ceza olarak? Var. Peki Altay'a küfreden? Altay'a küfreden o Trabzonlu arkadaş ceza aldı mı? Bana onu da söyleyeceksiniz. Ben de bilgisi yani yok. Eğer Altay küfür etti, ben videoda görüyorum. Sinirleniyor, küfür ediyor.
karşılığı var mı? Olması lazım. O da profesyonel bir futbolcu çünkü. Eğer o küfür ediyorsa karşılığını almak zorunda. Peki Altay'a ana avrat küfreden Trabzonsporlu, oradaki taraftar, o niye bir sonraki maçta stada girebilecek? Ya da girebilecek mi inşallah? Giremez. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit mi? Sen orada oyuncuyu ana avrat küfredeceksin. Ondan sonra oyuncuyu çileden çıkartacaksın. Oyuncu ceza alacak. Sen bir sonraki karşılaşma elini kolunu sallaya sallaya bir kere daha maça gireceksin. %100 Ali ile aynı düşünüyorum. Ya bunlara ben katlanamıyorum artık. Orada görülüyor kimin küfrettiği. O zaman ona da bir yaptırım uygulayın. Yani bazen cezalar veriliyor böyle tribünlerde. Ya bazı şeyler bloke ediliyor. Versinler. Maça artık giremiyorsun yani ama. Yani o 62-22'nin reklamını yaparken kusura bakmasınlar. Bizim statlarımızda 150 tane kamera var. Sigara içeri de yakalarız. Öyle dediler şey yaparken. Yaparı da yakalarız dediler. Buraya geldiler, bize anlattılar. Biz de o anlattıkları çerçevesinde hem yayının dışında hem de yayında bize anlattıkları çerçevesinde bu Pasolik uygulamasıyla birlikte kişi bile koltuk eşleştirmesinin yapılacak olduğu, ki şu anda bütün statlarda Pasolik uygulaması var Süper Lig'de. Dolayısıyla Pasolik uygulamasının işte bir fişleme olmadığı, ki bence de fişleme değildi. Dönüşümdü, bir teknolojik gelişmeydi. Kayıt altına alınmasıydı. Sahte biletin karaborsanın önüne geçmekti. En azından kayıt altına alıp izleyebilmek, gözleyebilmek bakımından önemliydi. Yani siz her şeyin kayıt altında olması, yani kayıt dışı ekonomiden hep şikayet ediyoruz. Kayıt içine girmesi bakımından biz de bu uygulamayı destekledik Pasolik geldiği zaman. E-bilet uygulamasını. Fişleme değil dedik. Ben hala da aynı noktadayım. Ama beni hem yayın dışındaki toplantılarda bize verilen briefinglerde, bize anlattıklarında ve bizim de bunu yayına aktardığımız ve insanlara da konuk edip anlattığımız boyutuyla burada ciddi bir tribün denetimi söz konusu olacaktı. Neye karşı? 62-22'ye karşı, suça karşı, küfüre karşı, kavgaya karşı. Kişi bilet koltuk eşleşmesine sadakatle bağlı kalınacağına dair bunun denetleneceği, stadın içindeki gözleyici kameralardan, oradaki görevlilerden, kimlerin odalarda olacağına kadar çok detaylı anlattılar ve vaatlerde bulundular. Kamera sistemlerinin kurulacağını, hatta bu o kadar uzun boylu anlatıldı ve işlendi ki o tarihlerde, birkaç sene evvelini anlatıyorum. Benim kötü huyum, hiçbir şey unutmam ben. O zaman şuna isyan etti bazı insanlar. O kadar fazla işlendi ki. Yahu dediler, kurunun yanında yaşı da yakacaksınız. Yani heyecan içinde kalktı, bir an ayağa kalktı. Adam bir bağırdı anlık. Ya o da mı yani falan, hani böyle şiddet uyguluyor falan olacak falan. İşte bu ne kadar ayrılabilir? Bunun sınırı nedir? Kurunun yanında yaş da mı yanacak? Çok endişelendi birçok insan ve bunlar hukukçular tarafından da tartışma konusu oldu. Hukuki boyutuyla. İyi de ne oldu, onlar niye yapıldı bu kadar? Ya bırak kurunun yanında yaşı yakmayı. Kuruyu da yakmadınız ki siz. Hiçbir şey yakmadınız ki siz. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Açık konuşalım mı? Ne kaldı bir tek oradan geriye biliyor musun? Bir iyi bir kötü bir şey kaldı. İyi bir şey teknolojik avantaj. Evet, bilet yüklemek, bilet almak, birbirine bilet transfer etmek. Artık kart da kalmadı, plastik kart. Herkes telefonundaki QR kodunu okutarak uygulama üzerinden maçlara giriyor. Bu bir gelişmedir. Bu bir teknolojik avantajdır, fırsattır. Teknolojinin getirdiği nimetlerle hayatın kolaylaşmasıdır maça girmek konusunda. Bilet almak konusunda keza aynı şekilde. Bu iyi bir şey olarak bu kaldı. Bir de şu kaldı geriye. Bir sürü her yıl aidat. Tıkır 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 tıkır. Kartınızın aidat süresi. Patır patır paralar da büyüyor giderek. Yani vatandaşın üzerine yine bir kazık. Aidat kazığı. Kart aidatı. Kart da kalmadı. QR kodu var artık aplikasyon. Dikkat et. Olmayan kartın aidatı var. QR aidatı diye bir şey yok mu? Belki efendim? QR aidatı. QR aidatı oldu zaten o. Ama bir dakika, zaten sana bir hizmet veriyor. Hizmeti sen tamam aldın. Onu alırken parasını verdin. Bugüne kadar aidat vermeye devam edeceksin. Her yıl bir kere aidat vereceksin. Çünkü işletmeci bir şirket var. O işletmeci şirketin geliri var orada. O gelirle dönecek falan. O da bir hizmet veriyor. Turnikeler, bilet altyapısı, teknolojisini geliştiriyor. Güvenlik, insan çalıştırıyor. Hepsi tamam ama bu kaldı geriye. Peki bize vaat ettikleriniz ne oldu? Bunu ben Pasolik'e söylemiyorum. Devlete söylüyorum, devlete. Bize vaat ettikleriniz ne oldu? Ali'nin demin sorduğu ne oldu? Altay'a ver cezayı küfür ettiği için. Peki Altay neye küfür ediyor? Sağdaki oyuncuya mı küfür ediyor? Hayır, tribüne küfür ediyor.
Peki tribünden ona edilen küfür ne olacak? Orada ceza yok. Suçun bireyselliği var mı? Yok. Ondan sonra diyorsun ki sen öyle mi? Altay'ın cezası için ne düşünüyorsun? %100 Ali'nin söylediklerine katılıyorum. Evet, bitirdik o zaman. Bu haftalık Sabah Sporu'nun sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle keyifli hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Barış Ertür, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.